Efendim herkese iyi akşamlar. Sıra Dışı'na hoş geldiniz. Sıra Dışı'nda bu akşam iki önemli konuğum var. Güneş Gazetesi yazarı Kayhan Uygur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Profesör Doktor Ebubekir Yusufoğlu hocam. Siz de hoş geldiniz. Bu akşam tabii birkaç gündür İstanbul'da kar esareti var. Sıkıntıları var ama rahmeti de çok. Umarım tüm Türkiye'ye bol bol yağar. Mesela Konya'ya son 30 yıldır böylesi bir kar yağmamış. Konya Türkiye'nin tağlamları. Suya çok ihtiyacı var. Bir parça belki çilesini çekiyoruz. Tabii çıkıp sefasını sürenler de var. Ayrı mesele ama hiç şüphesiz böyle bir gündemimiz kar meselesi, hava durumu meselesi diye onu söyleyeyim. Yok küresel ısınma, yok ozon delindi, yok bilmem ne vesaire falan söylemlerinin vardı. İşte yok, ben böyle bir şeye başından beri inanmıyorum. Umarım olmaz da Kayhan Bey. Bu bir tartışma konusu, acayip bir tartışma konusu da küresel ısınma yok. Bunun altında başka şeyler var. Zamanla görürüz. Şimdi gelelim asıl sıcak gündeme. Bu buz gibi havada sıcak gündeme gelelim. Sıcak gündemimiz şu. İkinci Kurtuluş Savaşı'nı veriyoruz. Bunu her şekliyle, her an görme fırsatımız var. Görmemek için kör olmak bile mazeret sayılmaz. Artık uluslararası hukuk, kurallar, kaideler, etik, hiçbir şey kalmadı. Müttefik dediğimiz Amerikalı dostlarımız aleni saldırıyor Türkiye'ye. Onlar saldırıyor. Avrupa'da bir takım ülkeler saldırıyor. Onların destekledikleri terör örgütleri saldırıyor. Utanmadan o terörle mücadelemizi yumuşatmamız gibi garabet bir istekleri var. Böyle bir saldırı altındayız. Hiç şüphesiz ila nihai bu saldırılar devam edecek değil. Evet, canımız yanıyor. Sadece bizim değil, dünyanın her bir yerinde insanların canı yanıyor. Yürekler parçalanıyor. Gözyaşları, kan, ölüm tüm dünyada var. Şimdi bu ikinci Kurtuluş Savaşı o kadar mühim ki birileri bunu ısrarla ve inatla anlamak istemiyor. Yahut anlasa da, bilse de bunu gözlerden kaçırmaya çalışıyor. Eğer durursak düşeceğiz. Yüzyılın başında son 4 milyon kilometre, 5 milyon kilometre kareyi kaybettik. Elimizde bugün vatan parçası dediğimiz 780 bin kilometre karelik bu Anadolu toprakları kaldı. Eğer durursak bu topraklar da elimizden gidecek. Kayhan Bey. Şimdi tabii ikinci Kurtuluş Savaşı derken birinci Kurtuluş Savaşı'ndan başlamak lazım. Bravo. Çünkü birinci Kurtuluş Savaşı'nı iyi anlamazsak ikinciyi de anlamayız. Kurtuluşu da anlayamayız. Şimdi tabii Türkiye'de okullarda bu konuda doğru dürüst eğitim yapılmıyor. Her konuda olduğu gibi şekilci diye ağırlık veriliyor. Slogan. Bir de şu var. Yani Kurtuluş Savaşı'nı anlamak için dünyayı anlamak lazım. Yani neden kurtulundu? Yani birinci Kurtuluş Savaşı'nın verildiği 1919-1922 yıllarında nasıl bir dünya vardı? Daha önceki birinci Dünya Savaşı, büyük savaş nasıl yaşandı? Bütün bunları bilmeden birinci Kurtuluş Savaşı'nı anlayamayız. Bütün bunları bilmek için aydınlarımızın elinde oldukça geniş imkanlar var. Fakat kimse gidip bunları okumuyor. Kendilerine solcu diyenler Lenin'in emperyalizm kitabını bile okumuyor. Kendilerine liberal diyenler, işte aslında liberal biri olan İngiliz Hudson emperyalizm üzerine ta 1905 yılında çok değerli eserler bıraktı. Onu da okumuyor. İşte muhafazakar diyenler Hilferding onu okumuyor. Yani bunlar o zamanki dünyayı güzel araştırmışlar, incelemişler ve önümüze koymuşlar. Yani olay şudur. Neden kurtuluyoruz? Kurtulmak istediğimiz nedir? Dünyada 19. yüzyılda
kapitalizm bir sanayi devrimi yaptı. Bu sanayi devrimiyle bakır, demir, kömür, pamuk, tekstil sanayi dünyanın her tarafına yayıldı ve bu sanayinin ardından kapitalizm tekelci bir aşamaya geldi. Yani serbest rekabet, serbest pazar falan kalktı ortadan. Palavra. Palavra. Her şey tek ellerin ile geçti ve bu tek eller dünyayı bölüşürken, bölüşmek isterken kendilerini çeşitli amaçlar ortaya koydular. Şu mudur? Kervanlar, tüccarlar kalkar gelirlerdi. Herkes. Evet. Değil mi? Ama şimdi öyle bir durum oldu ki yani mesela şimdi Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasındaki en önemli nedenlerden biri Bağdat Demiryolu'dur. Çünkü Bağdat Demiryolu Irak petrollerini Alman sanayiyle buluşturacaktı ve Türkiye'de o zamanki Osmanlı Devleti, o zamanki devletimiz bundan payını alacaktı. Bunu engellemek için işte elimizden aldılar orayı. Ve sonuçta öyle bir plan yaptılar ki tabii sadece ekonomik çıkarlarla bağlı değil. Yani kapitalizmin merkezi İngiltere, Fransa ve Amerika olduğu için ta o yıllardan beri bizi kendilerine bir tehlike gördüler ve bizi ortadan kaldırmak istediler. Ve biz de onlara karşı 3 yıl süren bir savaş verdik. Birinci Kurtuluş Savaşı'nı Türkiye'yi dünya kapitalist sisteminin içinde bağımsızlığı olmayan tamamen bir çok küçük bir bölge, bir Türk azınlık, bir Müslüman azınlık gibi göstermek isteyen fakat hiçbir şekilde bir devlet kurmamıza izin vermeyen bir görüşe karşı verdik. Normalde bütün bunlar bir sistem meselesidir. Onlar Türkiye'ye bir sistem içinde yer biçtiler. Yani sen de kalkınacaksın, sen de modernleşeceksin, sen de batılılaşacaksın diyorlardı. Sen de çağdaşlaşacaksın diyorlardı ama bize dünya sisteminde biçtikleri yer hizmetçi köle yeriydi. Daha doğrusu daha biraz ılımlı söyleyelim. Eğer dünya kapitalist sistemi bir arabaysa, bize arabanın motoru yine İngiltere, Fransa, Amerika olacaktı. Ne bileyim mekanik direksiyonu sistemi, bilmem kim, direksiyonu bilmem kim falan. Ama egzozu da biz. Egzozu veya tampon, egzozu. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Rusya'ya karşı tampon olduk, bir aşama atladık. Yani daha önceleri egzozduk, egzozluktan tamponluğa yükselince, vay işte Türkiye tampon oldu, işte koruyor, NATO'nun kanat ülkesi. Rus komünizmine karşı Batı medeniyetini koruyan tampon Türkiye diye göbek attık ve Amerikalıların Türkiye'ye gelişinde candan bir törenle onları karşıladık. Her neyse Birinci Kurtuluş Savaşı'nız dünya kapitalist sisteminin bizi yok etmek, zaten Atatürk bunu söylüyor Gazi Mustafa Kemal, bizi yok etmek isteyen emperyalizme karşı ve çiğnemek isteyen kapitalizme karşı diyor. Yani o dönemde bizi yok etmek istediler, biz de bir siyasi bağımsızlık elde ettik. Fakat bu siyasi bağımsızlığın bedeli olarak bir şey ödedik. O bedel kendi ülkemizin geçmişine olan bağlılığımızı, aidiyetimizi, değerlerimizi, kendi Türklüğümüzü ve Müslümanlığımızı bir siyasi bağımsızlık uğruna verdik. Gerçi o zaman belki de öyle gerekiyordu. O zamanın durumu bunu zorunlu kılıyor muydu, kılmıyor muydu tarihçilere bırakıyoruz. Şimdiki İkinci Dünya Savaşı, İkinci Kurtuluş Savaşı'mızın Birinci Kurtuluş Savaşı'ndan olan farkı şimdi bunları da vermeden kendi geçmişimize, geleneğimize, inançlarımıza ve dahi geri alarak. Geri alaraktan yeniden yani reset yapıyoruz. Resetle yani İkinci Dünya Savaşı diyorum hep çünkü Birinci Milli Kurtuluş Savaşı Birinci Savaş'tan doğru olmuştu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra o Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki Kurtuluş Savaşı'nda elde ettiğimiz siyasi bağımsızlık da önemli ölçüde zedelenmişti yani 1946'dan sonra. Şimdi yaptığımız şey dünyadaki yeni gerilimlerin arifesinde, dünyadaki genel sistemin zaafa düşmesinden de yararlanarak, çünkü şu anda dünyadaki genel sistemde bir zaaf var. Bundan da yararlanarak hem bir reset yapıyoruz, kendi inançlarımıza sahip çıkarak yeniden bir kurtuluş savaşı vermiş oluyoruz. Hem de aynı zamanda 1946'da yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra NATO'ya ve Amerika Birleşik Devletleri yörüngesine girerek kaybettiğimiz siyasal bağımsızlık bölümlerimizi de tekrar tümünü geri almaya çalışıyoruz. Çünkü şunu unutmayalım. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra verdiğimiz kurtuluş savaşıyla kazandığımız siyasal bağımsızlığı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kaybettik ve yarı sömürge bir ülke haline geldik.
NATO üyesi Türkiye hiçbir zaman tam bağımsız bir ülke olmamıştır. NATO üyesi bir Türkiye, Atatürk'ün tam bağımsızlık, yani sadece siyasal bağımsızlık anlamında söylüyorum, siyasal bağımsızlığına bile ihanet etmiştir. Bunu da söylemek gerekiyor. Peki. Bu bağlamayla ilave edeceğiniz şey var mı? İyi olur. Güzel. İyi olur. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bu ifadeyi kullanıyor. Yeni bir kurtuluş harbi. Kayhan abinin değerlendirmeleri kesinlikle çok önemli. Bu değerlendirmelerden biraz daha öne giderek bir iki örnekle buraya gelmeye çalışalım. Bir cumhurbaşkanı ancak bu kadar açık konuşabilir. Bunu söyleyerek başlayayım sözlerime. Ben Sır Küpü diye bir kitap yazdım. İkinci kitabımdır. Tüm bu yaşanacakları öngörmek için müeccim olmaya gerek yok herhalde. Yok. İşin buraya geleceğini bildiğim için orada işte ülke yöneticisi, işte diyelim ki Tayyip Bey'i kastederek, kurgu söyleydi çünkü onun, bir konuşma metni vardı orada. Hatta Akşam Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptığımda o metni orada şöyle yazmıştım. Başbakan günün birinde şöyle bir konuşma yapar mı diye. Ve o konuşmayı yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. Yani kitaptan alıp yapmadı. Görünen köy kılavuz istemez. Geldiğimiz yer burası. Yani. Ve bunu bildik, yani biliyorduk. Hepimiz biliyorduk Taha Akyol hariç. O ısrarla bunların hepsine komple teorisi dedi. Israrla. İşte o, yani oraya birazdan tekrar geleceğiz, evet. Şimdi hocam. Notunuzu alırsınız. Biraz açacak. Lütfen. Şey, yani bunun vahametini anlamak için Cumhurbaşkanı bas bas mı bağırsın? Anlamak için şöyle bir değerlendirme yapsak sanırım biraz daha açıklayıcı olur. Obama mesela ya da Trump seferberlik dese, ikinci kurtuluş harbi dese, bu aydınların hepsi eminim sayfalar dolusu değerlendirme yapar. Kraliçe böyle bir cümle kullansa, efendim Holland böyle, bunlar aşağılık kompleksine sahip. Bizdeki ülke. Aydınlar. Tabii tabii. Heh. Bizdekiler. Bizdekiler, evet, o vurgu önemli. Amerikalılar değil. Onlar yazabilir, onu bilmiyorum. Ve benim gündemim değil şu an. Kesinlikle şunu söylemek istedi, bunu söylemek istedi. Efendim kesinlikle yüzlerce, binlerce sayfa, kitap bile çıkaran olur. Seferberlik dese, Putin dese, Holland dese, Merkel dese hiç mi etkisi olmaz? Bizde bir aydın sorunu var. Çok ciddi derecede. Aydın ihaneti diyeceğim de henüz diyemiyorum. Dilim varmıyor. Ama onun verileri de fazlasıyla ortada. Nasıl diyemiyor? Ben derim ya, işte terör bildirisinin altına imza atan aydınlar ihanet içinde değil miydi? Bizi neden işten atıyorlar diyor akademisyenler. Devlet katil devlet diye bildiri yazıp PKK'yı savunmuş. Ha. Şimdi de soruyor, devlet bizi niye işten atıyor? Allah Allah. Nasıl? Niye işten, ne güzel. Katil devlet seni işten atmış. Ne güzel. Tabii. Katil devlet katil niye olmayan bir devlet bul. Git kendine, evet, git kendine, nerede bulursan. Rojava'ya mı gidiyorsun, nereye gidiyorsan git. Git. Bu süreç Mustafa Reşit Paşa ile başladı. Aldılar bizden aydın diye yetiştirecek tipleri. Aslında Osmanlı onları hangi ümitle gönderdi? İşte mühendis olsun, ziraat mühendisi olsun, doktor olsun, askeri savaş uzmanı, teknoloji uzmanı olsun diye gönderildiler. Bunların hepsi edebiyatçı şair olarak geri döndü. Yani edebiyatçılığı, şairliği hafife almıyorum. Ama bizim o sırada ihtiyacımız yoktu. Denir ya, Türk milletinin üçte biri şair, üçte biri memur, üçte biri de askerdir. Şimdi bizim ihtiyacımız edebiyatçı şair değildi. Mesela su katılmamış bir Osmanlı muhalifi, Abdülhamit muhalifi demiyorum. Ahmet Rıza aslında ziraat mühendisidir. Ben onu ziraat mühendisi olarak niye bilmiyorum? Şimdi Mustafa Reşit Paşa ile başladı bu süreç. Japonlar başarılı oldu. Japonlarla aynı anda göndermeye başladık. Biz başarılı olamadık. Neden? Çünkü bizden gidenler aval aval bakındılar. Mesleklerini icra etmediler. Tabii onlar da mesleklerini icra etmelerini hiç istemiyorlardı. Onları tipik bir mikro Avrupalı olarak getirdiler. Türkiye'nin içine saatli bomba olarak koydular. Bunlar yetti. Sultan Aziz... Hepsinin mi hocam? Aşağı yukarı hepsinin, örnek vereceğim. Sultan Aziz darbesini kamuoyuna hazırlayan, kamuoyunu bu duruma hazır hale getiren, çünkü bunlar edebiyatçı şair olunca 10 cümlelik hadiseyi 3 cümlede anlatma yeteneği kazanıyorlar, hitabet yeteneği kazanıyorlar. Halkı buna hazır hale getirenler Namık Kemal, Ziya Paşa, İbrahim Şinasi, Ali Suavi. Ali Suavi'nin kendisi bizzat darbeye de kalkışmıştır.
Bunlar toplumu bu hazır hale getiriyorlar. Hazır hale getirince asıl askeri malzemeleri, enstrümanları kullanacak olanlar bunları saf dışı ediyor. Sultan Aziz darbesini yapan kişiler Seraskeri Hüseyin Avni Paşa, Rüştü Paşa ve Mithat Paşa bunları saf dışı etti ve darbeyi yaparak Sultan Aziz'i tahttan indirdi ve öldürdü. Hani bereket gideceğiz de Allah korusun, o da büyük bir felaket. Nasıl öldürdü hocam? Ona intihar süsü dediler tabii ki. Şimdi orası da çok mühim. Önce darbe yapıp indiriyor. Sonra da işte intihar diyor, deli diyor, bilmem ne diyor, bir sürü şeyle itibarını da yerle yeksan ediyor. Çok yazık. Bu ellerinde artık bunların, o dönemdeki medya ellerinde. Çok ilginç. O dönemde bunların gazetesinin ismi ne biliyor musunuz? Hürriyet. En basiret, ibret gazeteleri de çıkartıyor ama Başat gazetesi bunların Hürriyet. Yurt dışında işbirlikçilik yaparak yurt dışında gazete çıkartıyorlar. Medya medyayı ellerine geçirdiler. Yabancı postaların, yabancı ülkelerin postalarının, bizim içimizdeki büyükelçiliklerin, konsoloslukların imtiyazlarından yararlanıyorlar. Gel bunlara da hain de. Sana büyükelçilikler, konsolosluklar kendi imtiyazlarını niye kullandırsınlar? O dönemde de Sultan Aziz'in idarecilerine, Sultan Aziz'e diktatör, işte efendim sansür var, kararnameyi âli diye alay alıyorlardı, hafife alıyorlardı bunlar. Ama bunlar yumuşatılınca Sultan Aziz darbesini gördük. Ülke korkunç, büyük bir kaybın içine girecekti. Sultan 5. Murat aklını kaybettiği için mecburen Sultan Hamid'i tahta geçirdiler. Orada ülke rahat bir nefes aldı. Sonra karşımıza Yeni Osmanlı, Namık Kemal, Ziya Paşa, Ali Suavi gibi bu aydın güruhunun yerini Jön Türkler aldı. Ahmet Rıza, Prens Sabahattin tam bir haindir. İngilizleri Türkiye'ye davet edecek, Sultan Hamid'i düşürmek için davet edecek kadar hainleşmiştir. Bunlar bu sefer devreye giriyor, kamuoyunu hazır hale getiriyor. Kamuoyu Fransız ihtilalinin sloganları, 3 tane özgürlük, kardeşlik, eşitlik. Fransız ihtilalinin sloganları, bizim aydınımız özgün filan değil, kopyacıdır. O sloganlarla Sultan Hamid'i tahttan indiriyorlar ve bu aydınların az önce söylediğim gibi işleri bitiyor. Enver Paşa, askeri kanat, İttihatçıların askeri kanadı Enver Paşa, bunlardan birkaç tanesini cezaevine bile atıyor. Şimdi aynı şeyi görüyoruz. Aydın denilen güruh, Türkiye'deki iyileşmeyi, Türkiye'deki güzelleşmeyi, Türkiye'deki yerlileşmeyi yani görmeye direniyor, inat ediyor adeta. Geçen bir yerde bir değerlendirme yapıyoruz. Şunu söylüyorum. Biz tartışmasız bizim çocuklarımıza sürekli Batı aydınlarını örnek gösteriyoruz. Bir tane işte aydın denilen birisiyle konuşuyorum. Diyorum ki bakın Louis Althusser'in karısını öldürdüğünü şu çocuklara niye anlatmıyorsunuz diyorum. Bu adam karısını boğarak öldürmüştür. Ya onun özel hayatı. Nasıl özel hayatı? Yani Karaman'daki Ensar Vakfı'ndaki bir taciz hadisesini özel hayatı deyip demeyip göz ardı ettiniz mi? Kesinlikle. Hayır, lokal demeyip. Yani lanetlik bir hadisedir. Adam gidiyor karısını boğarak öldürüyor. Kadına şiddet uygulayanları siz tahkir ediyorsunuz, aşağılıyorsunuz. Doğrudur da. Ama Louis Althusser'in kredisi ne? Ya da ne bileyim Nietzsche aklını yitirmiştir. Defalarca intihara teşebbüs etmiştir. Niye Nietzsche ile ilgili böyle hiçbir değerlendirme yok? Toparlayamamıştır kendisini. Gilles Deleuze intihar etmiştir bu adam. Stefan Zweig intihar etmiştir. Max Weber 8 yıl akıl hastanesinden çıkamamıştır. Şimdi bakın şöyle bir şey, intiharlar, işte efendim akıl hastanelerinden çıkamamalar, bunları anlatıyorum. Bunlar özel hayat olarak değerlendirilemez. Şöyle desem mesela, kalp yetmezliğinden ölmüştür diye eleştiren niyetle söylesem söylenmez bu. Niye? Benim de başıma gelebilir. Ama bu insanlar kaosun içinden çıkamamışlar, stresin içinden çıkamamışlar, intihar etmişler. Siz Yunus Emre'de bir intihar eylemi görebiliyor musunuz? Siz Hacı Bektaşi Veli'de intihar eylemi görebiliyor musunuz? Şimdi mahalledeki böyle biraz dengesiz konuşanla gidip sohbet etseniz ne derler? Ne işin var şu deliyle derler. Ya Max Weber 8 yıl akıl hastanesinden çıkamamış. Şimdi bunları hepsini komple çöpe atalım niyetiyle konuşmuyorum. Fakat topluma bunların bu yönlerini öğretmezler. İsviçre'ye bakmak lazım. İnsanlar tabii ki. Her dediklerini tabii. Şimdi bakın. Aynen kabul etmeyeceğiz yani. Tabii ki. Şimdi İsviçre'de. Ya Kristof Kolomb'u bize kaşif diye tanıttılar. Evet. Korsanın önde gideni. Katil. Kesinlikle. Yani, şimdi, yani Kristof Kolomb'un Amerika'yı keşfetmek için yola çıkarken
elindeki sermayeyi İspanya'dan kovulmamak için uğraşan Yahudilerin himmet olarak ona yani şey, rüşvet gibi. Biz bunu veriyoruz, bizi lütfen İspanya'dan kovmayın diye. Hı. Parayı aldılar, Christoph Kolomb gitti, Yahudileri yine de kovdular. Kovdular. Yani. Şimdi bakın, biz bunları örnek gösterirken, mesela bir Takiyüddin Efendi'yi örnek göstermiyoruz. Kaç tane Takiyüddin Efendi ile ilgili referans var? Ya da ne bileyim Ali Kuşçu, Ulu Bey, Nizamül Mülk. Ya sizin referanslarınızın merkezinde Batı mı olmak zorunda? Burada aydınımız bizi aslında Tanzimat'tan beri hedef saptırarak uyuşturuyor. Bunların bize bu yönlerini öğretiyorlar. Şöyle bir şey söyleyeyim. İsviçre'de geçen konferansa gittim. Şunu söylediler. Trenler dakiktir, şaşmaz. Hoş çetelesini tutmadım. Şaşmaz belki de gerçekten. Ama eğer şaşmışsa ilk akla gelen ihtimal intihardır. Babasına diyor telefonda. Baba diyor biraz gecikeceğim. Tren gecikti. Aa öyle mi? İntihar var herhalde diyorlar birbirlerine. Vakayı adiye, sıradan bir vaka. E aydını öyle. Şimdi özel hayatından öteye geçer mi bu? Özel hayat diyor. Özel hayat da bu aydın bu kadar kitaplar yazmış. Bu kitapların hiçbiri bir işe yaramamış. Adam canına kıymış. En kıymetli varlığını. Biri gene itiraz etti. Ya intihar falan. Dedim bakın özel hayatı türü bir şey söyledi. Sizin dedim Allah korusun çocuğunuzda intihar eğilimleri olsa ne yaparsınız? Ödünüz patlar. Psikoloğa falan gidersiniz. Psikologluk insanlar bunlar. Çöpe atalım yine demiyorum. Fakat biz Batı aydınını koymamız gereken yere koymadığımız için sürekli değerlendirmeleri Batı aydınından aldığımız için bizim referanslarımızı göz ardı ettiğimiz için sosyolojide, psikolojide, felsefede sosyolojinin başlangıcı bizde Gökalp'le başlatılır. Yani şu hani bizim öğretimiz ilim Çin'de de olsa gidin alın. Tabii öğretisi. Ki. Şimdi hocam ben de bir abi şey şunları söylemek bitireyim için, de. Şunu ederseniz, bitireyim siz devam edin. Eksik çok kalıyor. Çok önemli bir konu var orada yani. Onu unutmayın evet, lütfen. Lütfen unutmayın. Şimdi burada o kesinlikle önemli. Ben reddedelim asla demiyorum. Onların eliyle Batı'yı öğreneceğiz. Fakat bizim hedeflerimize de bunların değerlendirmeleri konulmuş durumda. Ben Ali Kuşçu ile ilgili, Takiyüddin Efendi ile ilgili ki Kopernik'in modern dönemlerde bulmuş olduğu sayısal veriye çok yakın sayısal verilere ulaşmıştır Takiyüddin Efendi. Efendim Ali Kuşçu, Ulu Bey, az önce söylediğim şey Gazali. Bizde sosyoloji Ziya Gökalp'le başlatılır. Bizim kökenimizde sosyolojiyle ilgili başka aydınlarımız yok mu? Var. Ama biz direkt işte az önce saydığımız kişilere yönlendiririz. Şimdi bizim merkezlerimizde bunlar olursa, şimdi ben bir özür dilerim bir cümle daha söyleyeceğim. Bir doktor öğrencim geldi bana. Hocam ben teorik çerçeveyi kurdum önce dedi bana. Cem Ünver için bir cümlesi var. Diyor ki izimler idraklerimize giydirilmiş deri gömlekleridir. Sen teorik çerçeveyi Batı menşeili kurarsan, Batı menşeili teorileri reddet demiyorum. Batı'nın o teorik çerçevesinden çıkamazsın. Bir teori kurmuş mu ortaya? Al oku. Ama onun kalıplarının dışına çıkmaya çalış. Ta hak yol dedik. Eğer biz ne kadar mantıklı değerlendirme yaparsak yapalım, bizdeki aydınların bizi komplo teorisi üretiyor şeklindeki değerlendirmelerinden asla kurtulamayız. Şimdi burada fırsat olursa bir şey söyleyeceğim. Obama'nın Musaddık'ın devrilmesiyle ilgili Beyaz Saray'ın resmi sitesinde var olan açıklaması var. Amerika Musaddık'ın devrilmesinde rol aldı diye. Ama o dönemde komplo teorisi deniyordu. Bu dönemde niye söyleniyor? Günah çıkartılıyor, temize çıkartılıyor. Irak'a saldırırken kimyasal silah dendi. Türkiye'deki ben tartışmaları çok iyi hatırlıyorum. Efendim, Amerika'nın yalan söylemeye ihtiyacı yok diyenler vardı. Türkiye işte Türkiye'de petrol için gidenler var diyenleri komplo teorisyenliğiyle suçladılar. Artık izleyenler de sizler de biliyorsunuz ki önemli bir kısmı bilir izleyenlerin. Colin Powell açıkladı nükleer silah kimyasal silah olmadığını biz biliyorduk dedi. Colin Powell Dışişleri Bakanıydı. Şimdi burada aydın sorunu var Türkiye'de. Bu yalan neticesinde milyon insan öldü. Aynen. Ve hala onun sıkıntısını yaşıyoruz. Şimdi aydın sorunu var Türkiye'de. Yerli bakamıyorlar. Ya çok açık bir durum var. Çok açık bir durum. Kılıçdaroğlu diyor ki tek adam diktatoryası. Cumhurbaşkanlığı sistemi olunca. Ya tek adam diktatoryası diye değerlendirme yaptığın sistem, Cumhurbaşkanlığı sistemi, şimdi getirilmeye çalışılan sistem, bir kez halk eliyle getirilmeye çalışacak. İtiraz etmemen gerekir. Ki sen bunu 93 yıllık Cumhuriyet tarihinin
ilk 27 yılını Cumhuriyet Halk Partisi olarak sen uyguladın. Atatürk 15 yıl Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda CHP Genel Başkanı olarak görev yaptı. Peşinden İsmet İnönü 12 yıl Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda CHP Genel Başkanı olarak görev yaptı. Bunun şu an getirilen sistemden hiçbir farkı yok. Yani partili Cumhurbaşkanı bu kadar. Sen bunu 27 yıl uyguladın. Şimdi Türkiye'de kaç tane aydın Kılıçdaroğlu'na çıkıp ya Kılıçdaroğlu öyle ama sen de bunu uyguladın. Niye ben hiç duymuyorum? Ya bu o kadar eski bir tarih değil ki. Bunun canlı şahitleri bile var. Yani İsmet İnönü'nü yaşayan, dönemini yaşayan canlı şahitler bile var. Ama nedir dert? Merkez şu. Merkez batılı değerlendirmeler. Türkiye'deki batı merkezli psikolojik değerlendirmeler. Şimdi hocam yerli... oraya tekrardan dönmek için bir şey lütfen söyleyeyim. Şimdi ben bu Türklerin aydınları, batılı aydınları izleyip de onların etkisinde kalıp tam olarak onları taklit ettikleri görüşüne de tam olarak katılamıyorum. Çünkü yeterince izlemiyorlar. İzlediklerinde bir şey de anlamıyorlar. Anladıklarını sanıyorlar fakat anladıkları şeyler yani ancak Kaldırım Kitabı düzeyindeki veya oranın yani işte Gustav Le Bon gibi veya Emil Durkheim gibi işte Ziya Gökalp'in etkilendiği ikinci dereceden yani pek Ziya fazla Gökalp önemi olmayan. Etmiştir, Ziya Gökalp Emil Durkheim'i taklit etti. Ama Emil Durkheim zaten taklitçi ve zaten değersiz birisiydi. Ben size bir şey söyleyeyim şimdi bir teori. Bu teorinin kim tarafından söylendiği de hemen anlayacaksınız. Biraz düşünün. Çünkü defalarca tekrar eden bir şey. Deniliyor ki efendim dünyaya süper emperyalizm gelecektir. Süper emperyalizm gelince zaten bir dünya devleti olacaktır. Bütün dünyada ekonomiler birleşecektir. Bağımsızlık diye bir sorun zaten olmayacaktır. Karşılıklı bağımlılık olacaktır. Bütün dünya ülkelerinde zaten kimsenin kimseyi sömürmeye ihtiyacı yoktur. Teknoloji o kadar ilerleyecektir ki bu teknoloji sayesinde bütün insanlar refah içinde olacaklardır. Artık dünya savaşları ortadan kalkacaktır. Ülkeler arasında çelişkiler de olmayacaktır. Bu şekilde insanlık tarihinin sonu gelecektir. Şimdi siz zannediyorsunuz ki bu Huntington falan veya liberallerin veya işte şeyin Fukuyama'nın tarihin sonu teorisi. Hayır. Bu 1908 yılında Karl Kautsky'nin Alman Sosyal Demokrat Partisi teorisyeni Karl Kautsky'nin bir görüşü yani. Ve bu görüşü o zaman savunuyorlardı. Arkasından Birinci Dünya Savaşı çıktı. Milyonlarca insan öldü. Ve tamamen yanlış olduğu anlaşıldı. Daha sonra emperyalizmi, yani işte bu... Birkaç sefer aydın, yanlış oldu. Batılı aydınlar da aynı durumdadır. Zaten emperyalizmi eleştiren sosyologlar, yani batılı sosyologlar der ki, emperyalizm döneminde kapitalizmin ve emperyalistlerin en büyük yandaşları solculardır. Sol güçlerdir. Ve de aydınlardır. Ve aydınlar emperyalizmin sağ koludur. Bunu söyleyen ben değilim yani Lenin söylüyor. Çok doğru. Solculardır diye destekleyen de yine o söylüyor. Yani bu çağımızın bir problemi. Çünkü neden? Zamanında yani kapitalizm ilk ortaya çıktığı dönemlerde işte Fransız devrimi falan döneminde bunlar onu desteklediler bir şekilde hürriyet, eşitlik, adalet falan filan kardeşlik. Fakat onlar iktidara gelip de tam olarak eski rejimi yıkıp da kendi egemenliklerini %100 kurdukları zaman bu görüşler artık yani gerici, tutucu, kaç milyon bağnaz, insan öldü? Bağnaz, yıkıcı ve gerçekten insanlık düşmanı görüşler haline öyle geldi. Öyle değil mi abi? Fransız ihtilalinden sonra kaç milyon insan öldü? Hayır, Fransız ihtilalinden sonra kaç milyon insan öldü? Fransız ihtilali prensiplerine göre kurulan Batı liberal demokratik rejimlerinin geliştirdiği iki dünya savaşında evet, toplam kaç milyon insan öldü? Çünkü iki dünya savaşının arkasında da aslında büyük tekeller vardı. Aynen. Ne Hitler ne Stalin. Aslında iki dünya savaşını da tekeller çıkardı. Atom bombasını da Amerika Birleşik Devletleri attı. Sömürgecilik savaşlarında İngiltere, Amerika ve diğer batılı devletler yaptı. Ve bütün bunların savundukları prensipler, liberal demokratik prensipler budur. Aynen. Ve başımıza bunları getirenler budur. Ve onların aydınları da aynı türden aydınlardır. Bizim aydınlar da o aydınları taklit eden aydınlardır. Birinci Kurtuluş Savaşımızdan sonra Türkiye'ye şöyle bir zihniyet hakim oldu. İslam terakkiye manidir. İslam terakkiye manidir diyerek bir şey kurduk, bir sistem. O sistemin yetiştirdiği insanlar da işte bugüne kadar geldiler. Bugüne de bağımsız Türk Devleti, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti demokrasiye manidir.
milli devlet, tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan demokrasiye manidir görüşünü diye saçmalamaya başladılar. Liberaller ülkeyi bölmek, işte şurada filanca devleti, burada filanca devlet. Devleti tamamen ortadan kaldırmak ve zamanında Ömer Dinçer'in savunduğu gibi küçük küçük İslami gruplardan oluşan bir Amerika'nın azınlıkları haline getirmek Türk milletini. Bunu bile savunan insanlar Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. Bunu da açıkça söylemek zorundayım. Lazım. Biz de bu hale yani şu anda yani bir zamanlar onlar ama fark insan edilince terör de, fark edilince, yüzer yüzer insan öldürmeye başladıysa bu liberaller yüzünden. Evet. Hepsinin fark edilince de kulağından tutulup atıldı. Onu da alkışlarla karşılıyoruz. Tabii. Yani bunları da söylemek zorundayız yani ve şunun üzerinde kesinlikle durmalıyız. İslam terakkiye manidir de bağımsız Türkiye Cumhuriyeti demokrasiye manidir görüşü tek ve aynı görüştür. O zamanki Ahmet Zekilerle ne bileyim Ahmet Rızalarla işte ne bileyim diğer İttihat Terakki'nin Sebahattin Ali'lerle zaten Sebahattin Ali'nin kendisi de öyleydi. Bugünkü liberaller arasında da mesela Taha Akyol arasında da hiçbir fark yoktur. Onların daha da evrimleşmiş, emperyalizme daha da bağlanmış, vatan hainliği dozu daha da artmış, tamamen Amerikan çıkarlarına teslim olmuş biçimidir evet, diyebiliriz. Burada bir şey söyleyebilirim. Şunu söyleyeyim. Şimdi bakın. Bir konuda haksızlık etmemek gerekiyor. Mesela Türkiye'de gerçekten aydın olan aydınlarımız var. Yani bu saydıklarınızın dışında. Tabii ki. Tabii. Çok aydın olan aydınlarımız var. Mesela hızlı trenin normal trene daha fazla kömür atarak böyle aydınlarımız var mesela. İyi güzel. Daha çok kömür atınca hızlanıyor tren, hızlı tren oluyor diyor. Ne kadar çok atarsan o kadar hızlı tren oluyor diyor. Dağdaki çoban da diyor ki bu ne diyor bu manyağa bak diyor. Böyle hızlı tren mi olur diyor. Bakayım ya. Falan diyor yani. Ya. Şimdi işte bunu söyleyenler işte aydın, bunları söyleyenler aydın. Bu aydınların da söylemi şu, ya bir dakika ya, bu dağdaki çobanla benim oyum nasıl bir olacak falan söylemi var. Başkası, bidon kafalı bunlar diyor, göbeğini kaşıyan adam diyor falan. Şimdi bu konuşmalardan sakın ola ki aydınlığa bir savaş açtığımız falan düşünülmesin. Böyle bir derdimiz yok. Bizde aydın olmadığı, yani yeterince aydın olmadığı, evet. Kendini aydın diyenlerin de bu ülke için bir sorun olduğu. Yani aydın sorunsalımız var bizim mesela. Çünkü doğrunun merkezi ölçü olarak, terazi olarak Batı'yı alıyor. Az önce Batı'nın bir yalanını söylediniz. 1905'te bir... Kavutski, evet. Kaç yani, yalanını söyledi? Kaç yani, yalanını söyledi? Şimdi 100 yıldır yaşanan hadiseler onu yalanlıyor. Tabii, dünya devleti olacakmış da bana aklıma şey geliyor biliyor musunuz? Biz dünya vatandaşıyız, dünya ortak kültürü. Ya sevgili kardeşim, ortak dünya kültürü, dünya vatandaşı diyorlar ya. Git bakayım bir Avrupa ülkesine, seni alacaklar mı? Nasıl vatandaşsın? Ya bugün Sayın Cumhurbaşkanı bas bas bağırıyor. Diyor ki bir tane mülteci, bir garibanı alıp ya ona bir tas çorba vermiyorlar. Hollanda bas bas bağırıyor. İstemiyoruz bunları. Avusturya bağırıyor, Macaristan bağırıyor. 5 tane yabancıya, mülteciye, garibana yani ölümden kaçmış adama bakmıyor. Peki derdi ne ile? Bir FETÖ'cü geldiğinde sığındığında bakıyor. Bir PKK'lı geldiğinde sığındığında bakıyor. Ya şimdi şu anda cicim ayları da onun için. Öyle mi? Aa, onlar da acınacak hale düşecek. Tekmeyi. Şimdilik onları yani hani Türkiye'ye karşı kullanmak kullandıkları için. Kullanıp şey yapıyorlar. Vay işte bir ılımlı Müslüman falan şimdi, diye. Şey de yani tırnak sonra alın bunları yapacak. Sonra atacaklar tabii olacak. Ne olacak? Burada Kayahan abinin söylediği bir cümleyle ilgili bir şey söylemek istiyorum müsaadenizle. Hani İslam terakkiye mani midir diye. Bu tartışmalar Tanzimat'tan hatta Lale Devri bile ufak tefek gündeme getirildi. 1718-1730, 1718-2017'deyiz. 300 senedir bu tartışmalar var. Şimdi ben soruyorum. İster 300 seneyi baz alın. Batı'dan mülhem yenilikler. 300 senedir bu toplumun kafasına vuruluyor. 1839 Tanzimat'la birlikte de isterseniz böyle alın. Niye böyle diyorum biliyor musunuz? İslam terakkiye mani oldu deniyor. 1826'yı baz alın. İsterseniz 1718'i. 1826'yı niye? Yeniçeri ordusunu kaldırınca yeniliklere karşı çıkan Yeniçeri diyorlardı. Yeniçeri Meniçeri de kalmadı. 1826'dan bugüne 200 seneye yakın bir zaman, 2026 deyin, 200 sene olur.
Sizin batılılaşma, teknolojileşme mi diyorsunuz, ne diyorsunuz, modernleşme dediğiniz o süreçte elinizi tutacak hiçbir grup kalmadı. Ne Osmanlı'da ne Türkiye Cumhuriyeti'nde. Kalmadı böyle bir grup. Siz modernleştiniz de elinizi tutacak bir Yeniçeri mi vardı, bir İslamcı muhalefet mi vardı? Hep suçluyorsunuz. Yoktu. Peki ne yaptınız siz? Siz teknolojiyi transfer etme konusunda bir tane dünya markası olmuş Türk malı gösterin. Bir tane gösterin. Elinizi tutacak teknolojileşme konusunda hiçbir grup yoktu. Turgut Özal'a kadar saymıyorum. Latife yapıyorum. Tabii. Kemal Kılıçdaroğlu diyeceksin. Evet. Şimdi Turgut Özal teknoloji konusunda ciddi adımlar atmıştır, markalarda üretmiştir. Onu saymayın. Bir tane siz transfer ettiğiniz ve ürettiğiniz, Türkiye'de sattığınız değil, montaj yaptığınız değil, marka olduğunuz 200 sene ya, yazık değil mi? 200 senede Cengiz Han'ın devleti gibi devlet kurulur, devlet yıkılır. Büyük İskender'in devleti öldükten sonra parça parça oldu. Yani 15-20 sene sürdü o genişlikte. Timur'un devleti, yani 200 senede iki tane devlet kurulup yıkılır. Siz bu kadar süre içinde ne yaptınız? Ve hala bakın aynı bozuk plak çalıyor. Reform yapmamız lazım, işte bizim kurumlarımızı reforme etmemiz lazım. Yazık ama bu topluma. Şimdi, 200 senedir başına vurulur mu bu topluma ya? Bu şöyle bir kısır tartışma. Aslında kısır değil de ben araya girmek istiyorum. Şu yüzden. Biliyorum ki şu eleştiriler geliyor. Kardeşim siz olmasaydınız, sizler bu yobaz, gerici düşünce olmasaydı bu istedikleriniz gerçekleşirdi. İyi de uçak fabrikasını ben kapatmadım. Nuri Dilligel'in patlayıcı fabrikasını ben patlatmadım. Efendim mesela Nuri Demirağ'ın bilmem fabrikasını ben kapatmadım. Efendime Hürkuş, Necihi Hürkuş'un fabrikasını ben kapatmadım. Sonra bunlar ortada. Ağır sanayi hamlesi yapalım diyenleri ben iktidardan indirmedim. Sonra daha sayabiliriz yüzlerce. Yani mesela Zakkumcu Ziya aklıma geldi diye söylüyorum. Ben mi adamı perişan ettim, kaçmak zorunda bıraktım, bilmem ne yaptım vesaire. Siz her türlü yeniliğe karşı çıktınız. Her türlü yeniliğe. Sonra Kemal Bey sizin söylediklerinizi bir başka pencereden söyledi geçen gün. Dedi ki Osmanlı'da dedi bir kilo şeker üretecek fabrika mı vardı? Şimdi Erzurumların bir lafı var. Ört gölem. Anadolu'da bir laf daha var. Başım alım dağlara gidem, kurtlar beni yiye falan derler yani. Şimdi diyor ki tüfek diyor, Osmanlı diyor. Tüfek mi yaptı diyor. Bir sürü fabrika Cumhuriyet, var. Cumhuriyet yaptı diyor. Hem diyor ne diyor ozanımız diyor. Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu. Nasıl yani? Şimdi bunu bağlantısını nasıl kuracağız? Osmanlı tüfek icat etmedi, mertti. Cumhuriyet icat etti, namert mi oldu diyeceğiz. Kaldı ki bu topları kim yaptı? Şurada tophane. Allah aşkına yani hani diyorlar ya Türklerin üçte biri şair, üçte biri memur, üçte biri de asker olur. Hayır. Çok güzel tüccarlar var. Çok güzel sanayiciler var. Çok güzel bilmem neler. Dün de vardı, bugün de var, yarın da olacak. Ama sen istemedin. Sen müdahale ettin. Sen üçüncü köprüyü istemiyorsun. Sen her türlü yeniliği istemiyorsun. Sen nükleer enerji santrali kuralım dendiğinde kıyameti koparıyorsun. Şimdi onların mantığı şu. Şimdi zamanında İslam terakkiye manidir görüşünü bir kere kabul etmiş. O görüşten kesin olarak vazgeçmek istemiyor bu bir. Tabii İslam dediğinin ne olduğunu da bilmiyoruz ki. Ya şimdi o İslam terakkiye manidir dediği zaman geçmişe ait ne varsa hepsi. Kendinden ve geçmişinden nefret etme duygusunu edinmişler. Ya İslam'ın ne olduğunu da zaten bilmiyor. Ayrıca bugün dünyada terakki nedir? O da yıllardan beri tartışılıyor. Birçok insanlar terakkiye zaten karşı yani. Ya Suriye'deki adam için terakki nedir? Ya Suriye'yi bırakalım veya... Bir tas çorba, huzur, tabii, bombaların olmadığı bir şey onun terakkisidir yani. Onu bırakalım İsveç'teki biri için veya Los Angeles'taki bir yani düşünür için veya ne bileyim Japonya'daki bir araştırmacı için terakki nedir? Dünyada terakkiye karşı olan ve gelişmiş ülkeleri bırakıp Afrika'da, Endonezya'da yaşayan bir sürü insan var yani, bu bir. İkincisi terakki diye bir şey var mı? Ve her zaman dünya iyiye doğru mu gider, bazen kötüye doğru mu gider? Ayrıca yani İslam terakkiye mani ise belki de İslam'ın terakkiye mani olması iyi bir şeydir.
İyi ki terakkiye mani. Eğer sizin terakki dediğiniz iki dünya savaşıysa, atom bombasıysa, ücretli kölelikse... Tabii ki İslam'ın terakkiye mani olması çok iyidir. Eğer İslam terakkiye karşıysa biz de terakkiye karşıyız kardeşim. Madem öyleyse biz de karşıyız. Zaten biz de... Ya Kayhan abi müthişsin sen ya. Şimdi Kayhan abi o kadar şey söyledi ki. Ya bir cümle son cümleyi alacaklar. Evet ya. Son cümleyi ama alacaklar. Önemli değil alsınlar. Müthiş. Yani keşke o cümleyi alıp böyle çevirseler. Yani evet İslam yani senin terakki dediğin buysa, İslam da buna karşıysa biz de karşıyız abi. Biz de karşıyız. Evet. Ya müthişsin vallahi müthiş. Olay budur yani. Bir molaya gidelim hocam. Sonra kaldığınız yeri ne olur unutmayın. Ha, lütfen. İyi yerden götürüyordunuz çünkü. Molanın ardından buradayız. Evet, yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam buyur. Şimdi şöyle bir şey. Aslında tarihe baksak birçok şeyi bugün bile fark edebiliriz. Bir cümle var, çok hoşuma gidiyor. Yani lütfen kabalık olarak hem siz hem izleyiciler anlamasın. Bu cümle önemli. Tarih onu anlamayan aptallar için tekerrür eder. Birinci Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz 1914-18 arasında devam etti. Lawrence şeyi kandırdı, Şerif Hüseyin'i kandırdı. Fakat bu hengamede 1916'da bunlar kendi aralarında Şerif Hüseyin'e verdikleri sözlerin tersine bir anlaşma yaptılar. Bu anlaşmayı da meşhur anlaşma Sykes-Picot, aslında bu Sykes-Picot-Sazonov anlaşmalarıydı. Sazonov kısmı pek medyatik olmadı. Sazonov Rus tarafı. Birinci Dünya Savaşı'nın itilaf devletleri, Birinci Dünya Savaşı bittiğinde biz nereleri paylaşacağız şeklinde 1916'da 1918'in planını yaptılar. Troçki bunu deşifre edince İngilizler çok korktu. Eğer İttihatçılar, şu kadar akıl yok zaten onlarda, eğer İttihatçılar bu anlaşmayı Şerif Hüseyin'e götürür, Arapları, Şerif Hüseyin'in Araplarını yalnız, diğer Araplar hepsi bizle birlikte, Şerif Hüseyin'in birlikleriyle savaşıyordu, bütün Araplar değil. Şerif Hüseyin'i İttihatçılar ikna ederse bizim planımız suya düşer diye ödleri patladı. Ödleri patlamasına gerek yok. Bugünkü gibi kör aydınlar o zamanda da vardı. Şimdi ben size çok bir şey söyleyeyim. Parantez buradan içinde. Şu bağlamı bitireyim abi olur anlatayım, mu? Onun sebebini anlatacağım size. Bunu çeviremediler. Sonra niye? Çünkü kör aydınlar var. Batıdan gelirse tamam, doğudan geldi mi mümkün değil. Ya açık, açık bu durum. Sykes-Picot bunu Sazonov ve Troçki deşifre etti. İstediğiniz kadar anlatın. Bunu çeviremediler. Bizde de Sazonovlar var. Şimdi Sazan değil, orada başka bir olay var. Şimdi tamam. Burada bugün aynı durumu yaşıyoruz. Bir 50 yıl sonra biz bunu duyacağız zaten. Ama tarih sana o fırsatı kaçırtmış olacak. Bakın az önce bir şey söyledim. Obama 2000, İsmail Hoca'nın makalesiydi bu. İsmail Ediz Hoca'nın 4 Haziran 2009'daki başkanlık konuşmasını yaparken 1953'te İran'da Musaddık'ı kendilerinin devirdiğini bugün Beyaz Saray'ın web sitesinde yayınlanmış olan makalesinde kendisi söyledi. O gün istediğiniz kadar anlatın yine batıcı aydınları ikna edemez size derlerdi ki ya komplo teorisi uyguluyorsun derlerdi. O fırsatları kaçırıyorsun. Bir söz var, fırsatlar depo edilmez. Şimdi biz hangi fırsatı kaçırıyoruz biliyor musunuz? Ya Trump söyledi. DAEŞ'i Obama'lar, Clinton'lar kurdu. Amerika'nın resmi açıklamasıdır bu. Bir, yetmiyor bizim kör aydına. İki, Wesley Clark, Amerika'nın generali bunu söyledi. Donald Rumsfeld'in mutfağında pişirilmiş bir operasyon olduğunu söyledi. İki, üçüncüsü John Kerry, biz sessiz kaldık dedi. Ya bu kör doğu aydınını ikna etmek için daha ne gerekli acaba? Türkiye'nin Cumhurbaşkanı bas bas bağırıyor adeta. Şu an küresel bir oyun oynanıyor. Sen bunu 50 yıl sonra anlayacaksın. 50 yıl sonra itirafları birkaç kez yapınca o zaman anlayacaksın. Ama 2016'ların, 17'lerin treni kaçmış olacak. Tıpkı 1916'nın treni kaçmış olduğu gibi. Yani burada artık Doğu aydınının, Türkiye'de ve İslam ülkelerindeki Doğu aydınının tek doğru olan Batı'dır düşüncesini bir kenara bırakması gerekir. Oryantalist yaklaşımdan. Evet. Tevfik Fikret Oğlan'a ne diyor biliyor musunuz? Git Olimpos'tan efendim ışığı çal gel. Ona göre ışık batıdan geliyor.
Cemil Meriç'in muhteşem bir sözü var. Işık doğudan gelir. Bu aydınlar bizi hala Tanzimat'tan beri Mustafa Reşit Paşa'nın gönderdiği o süreç hala bugün aynı aydınlarla karşı karşıyayız. Avrupa'ya götürülür. Aval aval bütün kurumları bunlara büyülettirilir. Türkiye'ye gelip Avrupa propagandasını yaparlar. Avrupa'nın bazı merkezlerinde deşifre olan bilgileri bizim toplumumuza öyle değil, bunlar komplo teorisi uyguluyor diye ya tersine sanki Türkiye'nin aleyhine çalışırmış gibi pozisyon alırlar. Biz şu cümleleri bitireyim, söylüyorum, bitiriyorum şimdi. Biz 1916'da o fırsatı kaçırdığımızda tüm Orta Doğu'yu tekrar çevirebilirdik. 17'de, evet. 17'de. Tüm Orta Doğu'yu çevirebilirdik. 1917'de biz Kudüs'ü kaybettik. Şimdi aynı şekilde biz bağımsızlığımız, Cumhurbaşkanı diyor ki bağımsızlığımız efendim ikinci bir kurtuluş harbi ifadesi kullanıyor ya. DAEŞ, FETÖ, PKK, bu bazı yetkililerin ağzına düşmüş durumda. Amerikalılar ağzıyla söylüyor, PYD biz destekliyoruz diyor. Aslında burada aydınların şöyle bir şey düşünün, benim istediğim şey ne biliyor musunuz? CHP'nin, MHP'nin, AK Parti'nin hep birlikte Batı'nın bu operasyonlarını, mesela Amerikan Büyükelçiliği'nin Nihat Erim fotoğrafını yayınladığında CHP, MHP, AK Parti'nin birlikte karşılık verdiğini bir düşünsenize. Bir yıl önce de yine fotoğraf yayınlamış, bu sefer Menderes'in fotoğrafını yayınlamış. Yani Türkiye'de muhalefetiyle ve iktidarıyla yerlilik, millilik söz konusu olduğunda bütün tartışmaların bitmesi lazım. Biz aydının bundan dolayı Türkiye'deki tek yürek olmanın önündeki en büyük engel olduğunu düşünüyoruz. Burada da böyle bir fırsat kaçırılıyor ne yazık ki. Şimdi bu Sykes-Picot Sazanov olayına gelmek istiyorum. Sykes İngiliz, Picot Fransız, Sazanov da Rus. Şimdi Rusya'da 1917'de devrim oldu. İki aşamalı, Şubat ve Ekim devrimleri veya Rus takvimine göre Kasım devrimleri. Şimdi Şubat devriminden sonra dışişleri, Rus Dışişleri Bakanlığı'na saldıranlar oradaki bu Sykes-Picot belgelerini buldular. Ve daha sonra 2017 yılı içinde Trotski bunu açıkladı. Eğer bu belgeler Şerif Hüseyin'e götürülseydi... 1917'de bu belgeler Şerif Hüseyin'e götürülmüş olsaydı muhtemelen Kudüs bugün Türkiye'nin elinden, Osmanlı'nın elinden çıkmamış olacaktı. Ya. Ama neden Cemal Paşa... Bu konuyla görevli olan Enver Paşa ve Talat Paşa bunu bildirmediler. Çünkü çok basit bir sebep var ya, bunu unutmayalım. Bunların üçü de Almanya'nın çok çok samimi dostlarıydı. Evet. Almanya ile çok çok iyi ilişkileri vardı. Bugün bile Cemal Paşa'nın torunu olan Hasan Cemal'in banka hesabına zamanında kurup Teyzen firmasına ortak yapılmış olan Cemal Paşa'nın hisselerinden yıllık şeyler, paralar geliyor yani. Bugün bile geliyor mirasçısı olarak. Maşallah. Abi orada bir şey söyleyeyim mi? Unutmayın. Yani bu çok önemli bir konu. Tabii ki. Bunların hepsi aslında, bir açık söyleyeyim, bu üçü de bunların Alman ajanıydı. Almanların maaşlı memuruydu. Evet, Türkiye'nin tarihinde önemli rolü olan insanlar ama onların da o zamanlar yani bir Angela ablaları vardı ve bu Angela ablaya küçük enişte bayağı yani... O zamanki ya, yani o zamanın küçük eniştesi. O zamanki küçük eniştesi. Ya, çünkü padişahın damadıydı. Çanakkale, evet, cephemize Enver'in marifetiyle Limanvon Sanders komutan yapıldı. 250 bin gibi korkunç bir rakam şehit vermemizin sebebi Alman yönetimi. Alman yönetimidir. Bilerek, tasarlayarak, teammüden 250 bin şehit. Burada bir soru var. O konuyu açıklığa kavuşturayım. Neden onlar Alman yanlısı olmalarına rağmen İngiliz ve Fransızlar aleyhine bir girişimde bulunmadılar? Sebep şuydu. Trotski bu belgeyi açıklarken Trotski'nin amacı dünya devrimine yardımcı olmaktı. Yani İngiltere ve Fransa Orta Doğu'da zora girecekler ve o ülkelerde dünya devrimi yükselecek. Zaten Almanya'da bir devrim hareketi vardı. Almanya'daki devrim daha da şey yapacak, büyüyecek. Böylece Rusya'da başlamış olan devrim bütün Avrupa'ya yayılacaktı. Trotski'nin amacı buydu. Ama aman devrim Almanya'ya yayılırsa bizim Almanya'daki menfaatlerimiz de riske girer. Oradaki paralarımızı, ortak olduğumuz büyük firmaların hisselerinden bize gelen parayı kaybederiz diyen Talat, Enver ve Cemal Paşalar Almanya'ya
yardımcı olmak için bu belgelerin açıklanmasını çok mahsurlu gördüler ve özellikle gizlediler. Yani tamamen bunlar ibaret ve bu işin içinde Faruş Efendi de var. Faruş Efendi. Kemal Bey'in Faruş Efendisi. Kemal Bey'in Faruş Efendisi. Niye durup dururken Faruş Efendi dedi? Durup dururken mi dedi? Faruş Efendi Türkiye'deki Mason localarının kurucularından birisidir. Ve Türk medyasının kurucularından da biridir. Ayrıca Türkiye'deki milliyetçi yayınların yani İttihat Terakki çizgisindeki tabii milliyetçi yayınların başlangıcını o yaratmıştır. Ve kendisinin yani İttihat Terakki çizgisinde çok şiddetli İttihatçı makaleleri vardır. Osmanlıca yazılmış. Fakat aynı zamanda da Bolşevik Partisi'nin Iskra Gazetesi'nde yayınlanan Komünizm Lehinde de çok şiddetli makaleleri vardı. Yani çok yönlü çalışan, bir yandan da Almanya'dan Lenin'i Rusya'ya gönderen, tren işini ayarlayan da Faruş Efendi'ydi. Bütün bu şeyler çok komplike olaylar ve bizim Türk şeyleri, yöneticileri, Trimihura, yani Talat Enver ve Cemal bu işlerin tam anlamıyla içindeydi. Onlarla ilgili ben de bir şey söyleyeyim. Çanakkale Savaşı ile ilgili söylediniz ya, önce şunu söyleyeyim. Lavrens anılarında tir tir titriyor. Troçki bunu deşifre edince, eyvah diyor, yandık diyor. Bunlar diyor Şerif Hüseyin'e gösterilirse biz ne yapacağız diyor. Yani o sırada belki viraj alınabilirdi yani. Bir, iki, Cemal Paşa'nın anılarını okusunlar. Kimileri Enver Paşa'yı şehit Enver Paşa diyor. Osmanlı'yı tek başına kim yıktı diye sorusunun tek cevabı vardır. Eğer böyle bir soru sorulursa Enver Paşa yıktı tek başına. Cemal, Enver, Talat. Onların içinde Enver Paşa. Bakın bir şey söyleyeceğim. Enver Paşa'nın arkadaşı Cemal anıları yayınlandı. Türkçe'ye çevrildi. Yani transkribe edildi. Zaten Osmanlıcaydı. Okusunlar. Kudüs 6. Ordu Komutanı. Kudüs cephesine General Falkenhayn'ı tayin edecek Enver Paşa. Kudüs'e saldıracak İngilizler. Efendim bunu duyuyor Cemal Paşa. Çıldırıyor. Arkadaşı telgraf üstüne sakın bunu tayin etme. Eğer bunu tayin edersen bu Verdun Savaşı'nı kaybetmiş bir general. Alman Genelkurmayı tarafından cezalandırılmış bir general. Bunu sakın tayin etme. Biz o cepheyi kaybederiz. Başaramıyor. Orasını karıştırıyorum. Ya İstanbul'a gidiyor Cemal Paşa ya da Enver Paşa Orta Doğu'ya geldiğinde, Orta Doğu seyahatinde yanına geldiğinde yüzüne söylüyor. Hatta orada şunu söylüyor. Benim yanımda diyor Almanlarla diyor Almanca konuştu diyor. Bu nedir? En yakın arkadaşına sakladığım bir şey var. Orada üzüntüsünü söylüyor Cemal Paşa. Arkadaşı. Sonra bütün ısrarlarıma rağmen General Falkenhayn'ı Kudüs cephesine komutan tayin ediyor diyor. Sonra cephe kaybediliyor. Cemal Paşa'nın değerlendirmesi şu. Bunlar dürüst değil işte. Bu cephenin kaybedilmesinin tek müsebbibi Falkenhayn'dır diyor. Peki şey hadisesi. Şimdi bakın unutmayın. Suriye'de aydınların asılması Cemal Paşa'nın marifetiyle. Tabii Arap camiasını küstürdü. Arap camiası ki adamların Türkiye'ye karşı bir dertleri yok. Osmanlı'ya karşı bir dertleri yok. Evet. Bir gece operasyonuyla işte bunların kasalarında işte bunlar Osmanlı'ya karşı bir takım iş çeviriyor. Evet. Ki haberi getiren kimdi? Yine ajanlardan biri. Cemal Paşa da o hırsla kalkıyor gidiyor. Bunların hepsini orada idam ediyor. Şimdi Kayhan abi şunu söyleyeyim. Fransız gazeteci Elizabeth Antebi var. Yani o Antebi Paşa'nın Kudüs'de görevli bir Yahudi. Onun anılarını yazdı da orada yani zaten Cemal Paşa herhangi bir Yahudi bir cinayet işlerse Kudüs'te veya o bölgede yani Filistin'de bir Yahudi bir cinayet işledi. O Yahudi'ye kesinlikle ceza vermezmiş. İbret-i alem olsun diye 10 tane Arap asarmış. Türkçe yayınlandı mı? Bunu yazan da Fransızca. Türkçe'ye çevrildi mi? Hayır. Bunu yazan da bir Yahudi yani. Yani dedemin anlattığı anılara göre diyor, Cemal Paşa diyor, bizim diyor Filistin'de, çünkü dedesi Filistin'deymiş. Eğer bir Yahudi bir cinayet işlerse, ibret-i alem olsun diye 10 tane Arap atarmış. Manyak mı ya? Suriye'de Cemal Paşa'nın lakabı Cemal Seffah Paşa. Kan dökücü Cemal Paşa lakabı. Şimdi burada şu konu çok önemli. Kudüs cephesini General Falkenhayn'a komuta ettiriyor, kaybediyorlar ya Kudüs cephesini. Cemal Paşa'nın değerlendirmesi şu. Kudüs cephesinin kaybedilmesinin birinci derece sorumlusu Falkenhayn'dır. Vicdansız. Onu oraya komutan Enver Paşa senin bütün aleyhte ısrarına rağmen tayin etmese Falkenhayn sıradan birisidir.
Yine Enver Paşa'yı koruyor. Burada ilginç bir şey var. Mehmet Akif'in bir değerlendirmesi var. Avusturya'ya gittiğinde Avusturya'da şenlikler düzenlendiğini görüyor. Soruyor, niye şenlikler var? Biz Avusturya ile müttefikiz. İngiltere, Fransa, Rusya'ya karşı savaşıyoruz güya. Müttefikiz. Neymiş? Kudüs kurtarıldı diyor. Mehmet Akif soruyor. Nasıl kurtarıldı diyor. Biz müttefik değil miyiz? Bizden mi kurtardınız da seviniyorsunuz diyor. Yani Falkenhayn Liman von Sanders'in tayin edilmesi, Falkenhayn'in Kudüs'e tayin edilmesi, Kudüs'ün bilerek kaybettirilmesi. Wilhelm mektup gönderiyor. Kutsal beldelerde Süleyman Mabedi'ne bombalar düşüyor. Buralara diyor savaşlar devam ederse biz Hristiyan dünyada biz taraftar kaybedeceğiz diyor ve o bölgeyi teslim ettiriyor. Sen buraya niye Alman, niye bir Hristiyanı savunmak üzere görevlendiriyorsun? Karşıdakiler de Hristiyan. Bu adam teslim eder bu cepheyi. Kim yaptı bunu? Enver Paşa. Enver Paşa hain değilmiş. Hain olsaydı ancak bu kadar zarar verecekti. Şimdi burada Avusturyalılar da Hristiyan camiada bunu kutluyor. Müttefikiz ya biz. Müttefikiz yani. Şimdi burada işte o Lawrence de tir tir titriyor. Korkuyor. Bu çevrilirse diyor. Şimdi aşağı yukarı aynı şeyi yaşıyoruz. Ya Donald Trump resmi başkan ağzıyla söyledi. DAEŞ'i Obama'lar, Clinton'lar kurdu diye. Wesley Clark o dönemin savunma bakanı Donald Rumsfeld, onun yardımcısı Richard Perle, Karanlıklar Prensi diye söyleniyordu ya. FETÖ'yü Amerika kurmadı mı? Şimdi bunları hep... PKK'yı Amerika kurmadı mı? Almanya çıkıp, efendime söyleyeyim, açık açık bunlara destek vermiyor mu? Yani bunları görmek için kör olmak mazeret değil ya. Ya. Kör olmak... Şimdi biz tabii burada bir 30 yıl yani. Sonra... Bakın biz bir 30 yıl sonra... Tabii ki. Şimdi biz... Destek var yani başka var. İlişkiler var. Yani var. Sadece bunlar sadece benim, bir yanılgıdan ibaret değil yani. Şimdi benim kaygım şu. Bir 30 yıl sonra bir Amerikan başkanı Obama'nın bugün 2009'da ikinci seçildiğinde yaptığı gibi bir Amerikan başkanı bunu söyleyecek, özür dileyecek. O dönemdeki aptal aydınlar inanmaya devam edecek. Bu itiraf edilecek. De facto itiraflardan ders çıkarmamız lazım. Ama o zamanki bir Amerikan başkanı, kalırsa tabii Amerika, Donald Trump gelince Amerika yanacak, hepimiz göreceğiz. Ama o zamanki Amerikan başkanı bunu itiraf ederken... Niye yanacak? Söyleyeyim müsaadenizle. O zamanki Amerikan başkanı bunu itiraf ederken, o sırada bizim aptal aydınlarımız başka oyunla meşgul oluyor olacak. Niye yanacak? Çünkü Amerikan sisteminde, bakın CIA açıklama yapıyor. Siber saldırı, siber saldırı, siber saldırı diye. Ya... 20 Ocak'ta göreve gelecek başkanın aleyhinde konuşmalar bunlar. Nasıl yapıyorlar bunları? Amerika'da ciddi derecede Donald Trump karşıtı ve Donald Trump taraftarları arasında ciddi çatışmaların çıkacağını düşünüyorum. Peki. Kayan abi ne diyorsun? Ben şimdi şöyle diyorum yani bu tabii emperyalizmin yani o zaman aynen. Yapılan emperyalizm araştırmaları da aynı şeyi söylüyorlardı. Yani emperyalizm sonunda kendi ülkesi içinde büyük problemler ve iç çatışmalar yaratmak zorundadır. Bunun sebebi şu. Çünkü bu sermaye transferi ve küreselcilik yani bizim liberallerin küreselcilik dediği aslında emperyalizm yani aynı şey yani. Kesinlikle öyle. İki ayrı kelime aynı şeyi ifade ediyor. Emperyalizmin başka bir boyutu. Yani küreselcilik. Küreselcilik. Şimdi Amerika başka ülkelere sermaye yatırıyor. İşte başka ülkelerde daha ucuza ürünleri mal etmeye çalışıyor. İşte Çin'e, Hindistan'a, diğer ülkelere bir takım yatırımlar yapılıyor ve krizi bu şekilde aşmaya çalıştılar. Yani buradaki kriz de şudur yani bir kere krizin özünü kavramak lazım. Krizin özü o terakki denilen teknolojik ilerlemedir. Teknolojik ilerleme her şeyi makineler tarafından yapılabilir hale getirildiği için insanlar işsiz kalıyor. İnsanlara olan ihtiyaç azalıyor. Halbuki her şey karlılık ve sermayenin büyümesi prensibine göre oluşturulduğu için ve bugünkü toplumda ekonomi toplumun ihtiyaçlarından tamamen bağımsız ayrı bir varlık olarak düşünüldüğü için sonunda bu toplum bu ekonomik gelişmeyi kaldıramıyor. Yani Amerika'da kısaca 5 yıl içinde işte milyonlarca insan işsiz kaldı. İşte bilmem Amerika'da büyük bir kriz oldu. Sermaye büyüyemiyor. Şimdi Trump küreselcilikten vazgeçmek isteyen güçlerin temsilcisi. Tekrar bu evet. Sanayiyi, fabrikaları, işletmeleri, hizmetler sektörünü Amerika'ya geri getirmek istiyor. Bütün problem buradan kaynaklanıyor. Bu bir güçler savaşıdır. Yani bu Trump'ın
Şimdi bazı arkadaşlar diyor da yani bazı medyadaki arkadaşlar efendim siz tamam böyle böyle diyorsunuz ama acaba öyle mi ya fikrini değiştirirse. Ya bu bir fikir değiştirme meselesi değil yani. Bu bir fikir meselesi de değil. Trump'ın aklına gelmiş de öyle yapıyor meselesi de değil. Trump olmaz da başka biri olurdu. Burada iki ayrı güç var. Küreselci ekonomi prensiplerini savunan bir takım ekonomik güçler Amerika'nın kendi içinde. Biz de Amerika'nın kendi içinde ulus devlete dönüş ve tekrar ekonomiyi Amerika'ya taşıma prensibinde olanlar var. Sonuç olarak bunların kavga etmesi emperyalizmin ekonomik analizini yaptığımız zaman %100 bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar kavga edecektir. Bugün Trump belki yeterince başarılı olamayabilir. Yarın başka biri gelir. Clark gelir, Schmidt gelir. Bir şekilde bu emperyalizmin artık sonu gelmiştir. Çünkü aynen. Bakın bunu görmek için büyük uzman veya analizci olmaya gerek yok. Kaç seneden beri dünyadaki batılı gelişmiş kapitalist ülkelerdeki faiz oranları %0, %1 bu civarda dönüp duruyor. Bu demektir ki sermaye büyümüyor. Halbuki sermaye sistemi yani kapitalist sistem büyüme olmazsa çöker. Neden çöker? Çünkü büyüme olmayan ülkelerde sermayedarlar yatırım yapmaz. Yatırımlar yapılmayınca işsizlik daha da artar. İşsizlik artınca talep azalır. Talep azalınca ekonomi durgunlaşır. Bu şekilde her şeyi batar. Hadi. Bu ekonominin bir kuralıdır. Yani bundan vazgeçmek, bunun aleyhine bir şey söylemek de mümkün değil. Hadi size şimdi konuyu değiştireceğim ama önemli bir şey söyleyeyim. Alman hükümeti başkent Berlin'de 19 Aralık'ta bir Noel pazarına yapılan saldırı nedeniyle terörle mücadele yasalarını sertleştirme kararı aldı. Hiç olur mu öyle şeyler? Hemen Almanya'yla terörle mücadele anlaşmasını evet, kanunu bozalım. Çıkarılıyor. Daha kolay gözaltı imkanı ve daha uzun gözaltı süresi olacak. Elektronik ayak bilekliği uygulanacak. İşbirliği yapmayan ülkelere yaptırımda bulunulacak. 11 Eylül. Ya vize tehdidi ya kullanılabilecek. Karşısın. Berlin saldırısının tekrarlanmaması için her şey yapılmalı diyorlar. Bu tedbirler en kısa sürede hayata geçirilmeli falan falan. İşte gördüğünüz gibi buradaki olay nedir? Yani Türkiye'ye işte sen terörle mücadele yasasını yumuşatmazsan ben vize hakkını sana vermem diyen Almanya kendisi terörle mücadele yasasını sertleştiriyor. Demek ki neymiş? Demek ki terör dönüp sahibini vuruyormuş. Erdoğan'ın dediği Cumhurbaşkanımızın. Akrep gibi döner sokağa. Burada bir kere daha doğrulanmış oluyor ve bir kez daha yalanları ve Angela ablanın saçmalıkları yüzüne vurulmuş oluyor. Ancak şu elektronik kelepçe gelmişken yine de bu Almanya bizim çok eski müttefikimiz, dost ve müttefik ve kardeş. Almanları da çok severiz. Onlara şöyle bir iyilik yapalım. Türkiye'deki adamlarını bize söylesinler. Onların her birine bir elektronik kelepçe takalım. Böylece Angela onları nereye gidiyorlar, ne yapıyorlar. Tek tek izlesinler. O kadar para veriyor bari. Nerede olduklarını anlasın. Yani GPS gibi. Çok güzel. Onları takip edin. Şimdi Turgay Bey onunla ilgili bir şey söyleyeyim mi? Neyle ilgili? Bu Almanya ile ilgili açıklama ile ilgili. Bakın Almanya gidiyor. Olağanüstü hale gidecek o da. Fransa gitti. Bir, burada iki yüzlükler ortaya çıkıyor. Bunu bu şekilde değerlendirebiliriz. Söylediğiniz katılıyorum kesinlikle. Bizi de Avrupa müzakerelerin durdurulması teklifini sunarken gerekçelerden bir tanesi de terörle mücadele yasasıydı. Tabii yumuşatın diyordu. Ve bizde de kabul edildi bu biliyorsunuz değil mi? Gidenler kabul ettiler. Sayın Cumhurbaşkanı karşı çıktı. Şimdi bakın bu görülebilir. Bir başka az önce bir şey söyledim. Trump sonrası Amerika yanacak. Dünya yanacak. Fransa tehlikeyi gördü. Almanya tehlikeyi gördü. Yani bunların istihbarat örgütleri var. Bütün bu küreselci güçler, bütün zinde güçlerin içinde çatışmalar çıkaracak. Ben bunu bekliyorum. Türkiye, bizim içimizde canımız yanacak ama böyle küresel çatışmalar inşallah çıkmayacak. Ve Orta Doğu büyük bir bahara doğru gidiyor Allah'ın izniyle. Büyük bir barışa doğru gidiyor. Neden bunu düşünüyorum? Batı'nın geçmişte ne yaptığını, tarihi kitaplar doğru mu yazar, yanlış mı yazar diye mütereddidseniz bugünü gözleyin yeter. Çok basit bir örnek. Suriye'de barışı sağlamak için güya Batılılar ne yaptılar? Cenevre 1, Cenevre 2, Cenevre 3 olduğunu bilmiyorum. Görüşmeleri
Viyana'da görüşmeler, 7 Haziran 1 Kasım arasındaki o seçim hükümetinin, işte Feridun Sinirlioğlu bakandı o zaman, onların da dahil olduğu Viyana'daki görüşmeler, görüşmeler görüşme üstüne, John Kerry, Sergei Lavrov zirveleri, 2011'den 2016'ya kadar bir iğne başı yol alınmadı. Alınmadı değil, şey alınamadı diyeceğim de, alınamadı hayır, değil, alınmadı. Çünkü çatışmadan bunların asıl gemileri yürür. Çatışma devam ederse. Ne oldu? Türkiye, Rusya, İran bir araya geldi. Bir ateşkes sağlandı. Allah korusun Halep'te yeni bir Srebrenica çıkması önlendi. Ve en azından şimdiye kadar bazı ihlaller dışında, ki bu ihlaller de gözleniyor, şu an Suriye'de bomba patlamıyor. Bazı ihlallerin dışında. Ya bunlar bunu sağladılar. Peki Batılılar niye sağlayamadı? Amerika ihlal ediyor. Fethi El Şam'ı bombalıyor. Tabii. Ateşkesi ihlal eden Amerika şu anda. Diyor. Bir de şey tahrik ediyor onları. Siz diyor saldırın sonra diyor. Biz diyor size silah verelim diyor. Şimdi aslında Batı'nın bir fitne olduğu net sadece Suriye'deki krize bakılarak anlaşılabilir. Peki. Hocam şuradan devam edelim. Karşı karşıya olduğumuz mesele bizim güç kullanarak silahlarımızla bilmem neyle vesaire falan çözebileceğimiz bir mesele değil. Yani Amerika mesela Türkiye Amerika'ya FETÖ'yü vermeseydi. Diyelim ki Üsame Bin Laden kaçıp Türkiye'ye sığınsaydı. Türkiye'de Üsame Bin Laden'i vermeseydi mesela. Burada ne yapılırdı? Yıkılırdı ortalık. Değil mi? Güç kullanılırdı. Amerika güç kullanırdı belki Türkiye'ye. Evet. Şimdi ama bir başka terör örgütü liderini orada himaye ediyor. Biz istiyoruz. 180 koli dosya gönderiyoruz. Her şey aleni apaçık ortada. Amerika onu vermiyor. Mahkemeye bile vermiyor. Mahkemeye bile götürmemiş meseleyi. Şimdi burada şunu hepimiz biliyoruz ki öyle bir gücümüz yok. Yani kaldıralım uçaklarımızı, savaş gemilerimizi, dayalalım Amerika'nın kapısına. Böyle bir şey yok. Ama buna gerek de yok. Onu da söyleyeyim. Yani savaşı iyi bir şey olarak görmüyoruz. Kamuoyundan daha çok korkuyor Amerika. Türk kamuoyundan. Ve buradaki, aynen, bu buradaki tepkiden daha çok korkuyor. Yani Amerika açısından Türk kamuoyundaki ortak, yani Amerika'ya dönük ortak düşünce onlarda atom bombası etkisi meydana getiriyor. Aynen. Ama şimdi sen bunu geliyorsun, buradaki Aydın'ı anlatamıyorsun. Aydın Amerika diyor. Evet. Mesela bizim tırnak içerisinde, mesela geçen bir tanesi kalkmış. Yani düşünsene bak neleri konuşuyoruz, neleri tartışıyoruz, hangi konular üzerinde duruyoruz. Diyor ki ben 28 Şubat sürecinde Atatürk'ü eleştiriyordum. Korkmuyordum. Bugün eleştireceğim. Ha bu mudur senin derdin ya? Ha bu mudur senin derdin yani? Şimdi hocam müsaade ederseniz. Anlatabildim mi? Anladım. Bizim yapacağımız çok şeyler var. Heh. Amerika bize FETÖ'yü vermiyorsa ve de Amerika 15 Temmuz karşısında aldığı tavırla onun kendisinin düzenlediğini, ki İçişleri Bakanımız da bunu zaten söyledi Sayın Süleyman Soylu. Ciddi emareler var dedi 15 Temmuz ve İncirlik konusunda. Bizim yapacağımız şeyler nedir? Bir, Amerika demek ki dost ve müttefik bir ülke değil. Demek ki dost ve müttefik bir ülke değilse biz kendi ayağımıza, kendi elimizle kurşun sıkamayacağımıza göre Amerika'nın elinden bize karşı kullanacağı bazı olanakları geri almamız lazım. Türkiye'de herhangi bir yüz Amerika'ya kullandırtmamamız lazım. Amerika'ya okuması, eğitim görmesi için subay göndermememiz lazım. Çünkü onlara ajan yapıyorlar. Zaten giderlerinde hepsi orada kalıyor, geri dönüyor. Apaçık belli. 2. 3. Amerika'nın Türkiye'de kamuoyu oluşturmak ve Türkiye'de darbeler hazırlamak için kullandığı bazı araçlar var. Mesela 15 Temmuz gecesi Büyükada toplantılar yapan gazeteciler, o gazetecilerin çalıştıkları yayın organları, ve sizin demin dediğiniz insanın da içinde bulunduğu o yayın organı, onların çevreleri, bir takım etki ajanları, bir takım üniversiteler, bir takım üniversitelerdeki think tanklar, bir takım araştırma grup, hepsini kapatmak lazım.
Çünkü bunlar devam ettikçe Türkiye'de doğru. Darbe ihtimali her gün daha fazla artar. Putin hepsini yaptı bu dediklerinizin. Putin bunları yaptığı için zaten şu anda Rusya'da terör yok. Putin bunları yapmamış olsaydı Rusya'da şimdi terör Türkiye'dekinin belki 100 misliydi. Bir sürü problemleri de istismar edecekti Amerika. Ve Rusya'yı kana ve ateşe boğacaktı. Boğamıyor. Çünkü elinde o terör ortamını hazırlayacak enstrümanlar yok. Bu enstrümanlar nedir? Medya, ajan görevi gören aydınlar, üniversiteler, akademisyenler denilen bir takım baskı grupları, işte think tanklar. Ama diktatörlük olur o zaman. Ne olursa olsun bizim ayakta kalmamız önemli. Hiç o tanıma girmeye gerek yok. Asıl demokrasi buradan kaynaklanır. Çünkü eğer bir millet, bir devlet olmazsa demokrasi de yok demektir. Milleti, devleti olmayan demokrasi olabilir mi? Ne yapayım? Biz bu demokrasiyi yani monopoli oynamak için veya yani ya. Kendi aramızda sohbet etmek için istemiyoruz ki. Biz demokrasi yani bir dernek veya bir fikir grubu içindeki insanlar arasındaki ilişkilerle değil alakası yok. Biz demokrasiyi bağımsız, egemen bir devletin varlığı ve bir milletin, bir toplumun ilişkileri açısından demokrasi istiyoruz. Bugün bakın Libya'ya. Devlet yok, millet yok, toplum yok. Ülke zaten haritadan silinmiş. Al sana demokrasi. Ya Libya'daki demokrasiden de çok şikayetçiyim. Hakikaten insan hakları Libya'da çok çiğneniyor. İşte efendim Libya'da homoseksüeller evlenemiyor, çok üzgün. Ya. Bu mudur? Ekmek bu mudur yani? Adam ülke haritadan silinmiş. Suriye 7 milyon kişi göç etmiş. 600-700 bin kişi ölmüş. İşte Suriye'de insan hakları çiğneniyor. Filanca eşit işe eşit ücret yok. İşte aydınlar görüşlerini serbestçe belirtemiyor. Oysa aydınlar işte her şeyi söylemeli. O zaman ülke kalkınır. Ya birader ülke yok ortada. Ölüm yağıyor, ölüm yağıyor. Ha, ya. Yani bunları görmemiz lazım. Bunlar olmazsa yani devletsiz, milletsiz, Müslümanlık, devletsiz, milletsiz, vatandaşlık, devletsiz, milletsiz, demokratlık olmaz. Bayrak önce olmaz, devlet, ezan önce millet. Olmaz. Olmaz yani pratik olarak olmaz. Hani Yemen'deki duruma bakın. Şu İslam alemine bir bakın. Her köşesi yani şu anda belki de işte şu anda en az 15-20 devlete Amerika ve koalisyon uçakları bomba yağdırıyor. En az 15-20 yere. Tabii sayalım. Canım Afrika'da. Suriye. En az 15-20 diyor. Suriye'ye yağdırıyor. Irak'a yağdırıyor. Afganistan'a yağdırıyor. Zaman zaman Pakistan'a yağdırıyor. Yemen'e yağdırıyor. Somali'ye yağdırıyor. Sudan'a yağdırıyor. Libya'ya yağdırıyor. Nijer, Çad. Nijer'e yağdırıyor. Çad'a yağdırıyor. Orta Afrika Cumhuriyeti. Öyle. Mali öyle. Hepsini sayalım. Hangi aynen. birisini sayalım? Yani bütün İslam dünyası bu şekilde bombalar altındayken beyefendi 28 Şubat'ta yaptığım özgürlükleri, bugün bu özgürlükleri edinemiyorum demesi gerçekten bir skandal. Böyle bir insanın yani nasıl olup da Türkiye'de ya. Bırakın yani ya. Gazeteci diye, insan diye Türkiye'de dolaştığını, Müslüman diye, Türk diye dolaştığını anlayamıyorum, düşünemiyorum. Hayret bir şey yani. Şimdi Kayahan abi bir şey söyledi. Şimdi sevgili dostum Abdullah Çiftçi bir tweet paylaşmış. Çin güvenliğine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Pokemon Go'yu yasaklanmaya hazırlanıyor. Demokrasi elden gidiyor. Evet. Eyvah eyvah eyvah. Evet. Biz bunu söylediğimizde tabii bir önemli bir kısmı dediler. Destekledi. Evet. Pokemoncu profesöre çıktı adım. Bunu söylediğimde. Hürriyet gazetesi seni hedef yaptı hocam. Değil mi? Evet. Hürriyet.com.tr seni hedef yaptı. Aynen. Aynen. Ve Pokemon Go'yu yasaklayan ülkeler de var. Şimdi Çin hazırlanıyor. Ya şunun neresi masum? Nişantaşı'ndaki çocuk büro amirliğine niye Pokemon koyarlar? Niye buraya Pokemon koyarlar? Japonya'daki Fukushima santraline niye Pokemon koyarlar? Fransa'daki askeri tesislerin içine niye Pokemon koyarlar? Putin ya, onlara bir Pokemon koyacak o zaman gelecekler. Evet. Putin, nasıl Pokemon konurmuş? Putin yani. Bunların hepsini yaptı. Bu çok önemli. Şu ben şeyi çok merak çok ediyorum. Çok basit ya, çok özür diliyorum. Kayahan abi çok önemli bir şey söyledi. Kardeşim, Atatürk de aynısını yapmadı mı? Tabii. Atatürk de aynısını yaptı. Gerekli şimdi dün mecliste, yani. Dün mecliste bir tartışma vardı. Bekir Bozdağ dedi ki Atatürk Anayasası'na dönüyoruz. Engin Altay dedi ki CHP'li, o gün demokrasi olduğunu kim söyledi? Şimdi açık açık söyleyeyim. Demokrasi bir şeyin üstüne bina edilir, değil mi? Bir zemin olacak,
üzerine demokrasiyi koy. Ülke elden gittikten sonra demokrasi, laiklik, şu, bu. Nereye koyacaksın? Cebine koyarsın, gezdirirsin yani. Ne yazık ki. Şu anda temel problem. Aydınlar diye birileri çıkıyor. PKK terör örgütüne destek veriyor. Bak mekanizmayı nasıl kurmuşlar? Çok basit. Adı Aydın. 100 tane profesör şu 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 üniversitede. Mesela Sakarya Üniversitesi'nde. Yine geldim senin üniversitene. Buradan söyleyeyim. Sakarya Üniversitesi'nde 15, bak söylüyorum, 15 Temmuz akşamı biz burada program yaparken, siz de vardınız değil mi hocam? Evet. Biz burada program yaparken, darbe olduğunda, biz evet. burada darbe olduğunda programı yaparken. Adamlar şuraya 500 metre yaklaşmışken. Yaklaşmışken, ben buradan haydi müezzinler minarelere ezanlar, sedalar okuyun derken, orada şu anda bir öğretim üyesi, hatta yöneticilik vasfı da var zannediyorum. Çıkıp yeter bu selalar kesin falan filan diyen. Bundan az önce Sayın Cumhurbaşkanı'na FETÖ ağzıyla hakaret eden kişiler, FETÖ'cü kişiler, 15 Temmuz'u darbeyi savunan kişiler şu anda Sakarya Üniversitesi'nde görevde. Sen buradayken söylemek istemezdim hocam ama söyleyeyim. Şu anda görevde. Orada görevde. Ben şimdilik bu kadarını söyleyeyim. Devamını söyleyeceğim. Bir şeyden korktuğum yok. Ama ben şimdilik bu kadarını söyleyeyim ki bunlarla mücadele ediliyor mu, edilmiyor mu, kullanılıyor mu, kullanmıyor mu görelim. Yoksa söylerim ismini de. Söyleyeceğim de zaten vakti geldiğinde. Neyse, bu kadar Aydın çıkıyor, PKK'ya destek veriyor. Bir devletin, mesela sen Amerika'da şu kadar üniversiteden şu kadar profesörün çıkıp El-Kaide çok güzeldir, El-Kaide'yi anlayalım, işte şöyle olsun böyle olsun diye bir bildirinin altına imza attığını düşünsene. Toplanıp içeri atılmaları kaç saat sürer? 10 dakika. 10 dakika. Türkiye'de bunu yapıyor. Neye güvenerek yapıyor? Açık söylüyorum. Aydın Doğan medyasına güvenerek yapıyor. Nasıl olsa bizi savunurlar. Sözcüye, Cumhuriyet'e, şuna buna güvenerek yapıyor. Nasıl olsa bizi savunurlar diyor. Muhafazakar gazeteler de var unutmayın. Tabii bir takım muhafazakar gazetelere, bir takım muhafazakar gazetelere güveniyor. Çok yazık. Diyor ki bunun kararını millet verir, bir şey verir falan desinler ya, diye. Ya. Yani karar vermeli. Neyse. Şimdi, ya Karar Gazetesi, ya latife yapmama gerek yok, espri çekinme yok işte. O orada Etiyen Mahçupyan'ın şunun bunun yazdıklarını görüyoruz. Dolayısıyla bunlara güvendikleri için ben orada bu ülkede diledikleri gibi terör eylemleri yapıyorlar, teröre destek veriyorlar. Bu teröristler kendilerinin reklamı yapıldığı için bu ülkede bunları yapıyorlar. Al işte, bunlar Aydın. Şimdi bakın Nihat Erim darbe sonrası iktidara gelen bir başbakan. Nihat Erim'in AK Parti ile, Refah Partisi ile, Fazilet Partisi ile, Milli Görüş zihniyeti ile hiçbir alakası yok. Darbe ile iktidara gelinen dönemde başbakan yapılmış birisi. Aslında Amerikan Büyükelçiliğinin Nihat Erim'in fotoğrafını paylaşmasına önce CHP'nin itiraz etmesi gerekirdi. Yerli ve milli duruşu savunuyorsa. Hadi diyelim Adnan Menderes'in fotoğrafının paylaşılmasına kendisi muhaliftir diyelim, sahip çıkmadı diyelim. Aslında CHP'nin Amerikan Büyükelçiliğine şunu söylemesi gerekir. Ne münasebet, sen ne demek istiyorsun? Amerikan dostluğu, Amerikan Türkiye dostluğu gündeme getirilecekse 1970'lerden 2017'ye daha çok... Ya Dost olmakta bir sakınca yok. Müttefikimiz olmak istiyorsa olalım. Dost olmakta müttefik oluruz da bu CHP'nin ikiyüzlülüğü, bu CHP zihniyetinin sahtekarlığı artık insanı isyan ettiriyor. Bunlar var ya, bunlar toplanırlar böyle karanlık salonlarda falan. Ondan sonra çay içerler, sigara içerler, ortalık böyle sigara dumanına bulanır. Birisi alır eline sazı, erim erim eriyesin aşık mahsulünün türküsü. Sürüp sürüp sürünesin, yesin seni yılan çayan diye türkü söylemesini bilirler. Ama işte bak Erim,
Amerikan elçiliği elinin resmini koymuş. Eleştirseniz, hani siz Amerika'ya karşı dediniz. Hani katil katil Amerika'ydı. Türküler söylüyor. Ne oldu solculuk? Ne oldu anti-emperyalizm? Ne oldu CHP? Hepsi palavra. Hepsi. Sadece Türkiye'de demokrasiyi engellemek için bir bahane olarak bunu kullanıyorlar. Kesinlikle böyledir yani. Erime bunların normalde son derece karşı olmaları gerekirdi. Çünkü bütün o kahramanlaştırdıkları aslı, kendi devrim önderlerini falan asan kişi, öldüren kişi, operasyon yapan kişi. Deniz Baykal'ın Deniz Baykal diyor. Deniz Gezmiş'in asılma nedeni bu şeyi değil. İsrail'e dokundu. İsrail diplomatını öldürdüğü için. Deniz Gezmiş değil, onu öldürenler şeyler. Mahir Seyhan. Yani, onlar öldürdü. Elrond işte, yani. Elrond, evet. Konsolosu. Ama beraber kaçırmadılar mı? Hayır. Ona katılan bazı adamlar oldu da asıl olarak Mahir Seyhan grubu öldürdü yani. Bunların ben asıl kanaatinin Elrond. Ben yanlış biliyor olabilirim o zaman. Benim okuduğuma göre. Yok, bu işte Deniz Gezmiş'in de payı vardı. Deniz Gezmiş'in bence onlara göre asıl kabahati bence o İsrail diplomatını kaçırması 10 numara bir işti. 10 numara bir işti. Bence değildi. Neden? İşte. Asla. Yani bunun adı başka bir şey. Yani bunu yani doğru kutsayamayız. Böyle şimdi yani, İsrail'in yaptığı zulümlere karşı biraz bu duygusallıkla onu söylüyorsun ama hayır, evet, asla. Yani ben araya girip bunu yani şu protesto haktır. Doğru söylüyorsun. Tepki yani haktır. Terör çok yanlış. Terör yanlıştır. Ayrıca ben size şunu söyleyeyim Ebu Bekir hocam. Şimdi bu adamlar var ya, şimdi aydınlar mesela, bu Ertuğrul Kürkçü falan. Evet. Tabii aynı grup. Yani HDP, HDP milletvekili Ertuğrul Kürkçü. Şimdi DAEŞ'i eleştiriyor, El-Kaide'yi eleştiriyor. Kardeşim senin Mahir Seyhan'ın kimse kim? İsrailli falan filan. 70 yaşında adam uyuyor. Uykusunda beynine gelip sıkıyor. Sıkıp öldürüyorlar. Yani bu DAEŞ'in vahşetinden hiçbir farkı az yok. Az bir şey mi? Kusura bakmayın yani. Evet. Kusura bakmayın. Bravo. Biz yani herkese hakkını vermek zorundayız. Ey Ertuğrul Kürkçü, DAEŞ'i eleştiriyorsun. Buna ne diyorsun bakalım? Ya şeydeki Urfa'da Ceylanpınar'da iki polis eve girdiler. Evet. Aynı yatan kişinin kafasına. Uykularında öldürdüler aynı şekilde. Bu mudur? Şimdi ben kendimi biraz kurtarmaya çalışayım. Şöyle aslında dediğiniz doğru sizin. Ben o duygusal yani söyleyeyim. Yani İsrail zulmüne yönelik bir tavır ama şey. Mesela bu büyükelçi, bu diplomat başka bir ülkenin diplomatı olsaydı böyle cezalandırmak için üzerine gitmezlerdi. Hocam ben size başka bir şey daha söyleyeyim. Onu niye sadece Elrond'u cezalandırdılar biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Bir Nazi kasabı Eichmann vardı. Bu ölüm kamplarını yönettikten sonra Arjantin'e kaçtı. Bu Elrond da o Eichmann'ı Arjantin'de yakalayıp İsrail'e getirdi, yargılattı ve sonunda Eichmann orada idam edildi. Fakat Almanlar bu Elrond'u affetmediler. Eichmann'ı Arjantin'de yakalayıp getirdiği için. Onun için Alman aşırı sağ, belki de Alman hükümeti bu örgüte para verdi, Ertuğrul Kürkçü'nün örgütüne ve Elrond'u öldürttü. Yani görünürde her şey böyle. Tabii. Çok anti-emperyalist, çok İsrail karşıtı falan gibi görünüyor ama tabii, görünüş başka, işin özü başka. Doğru söylüyorsun. Bu eldiveni ellerinden çıkarmasınlar. Çünkü eldiveni ellerinden çıkardıkları zaman çok fena kokuyor. Yani bunu da söylemek gerekir. Yani şu, buradan birilerinin sevdiği, değer verdiği insanlara laf söylemek adına falan şey yapmıyorum ama gerektiği zaman işte eleştiriyoruz da ayrı, evet, mesele. Yani savunduğun, bayraklaştırdığın kişiler katil. Evet. Büyükelçi vuruyor, onu vuruyor, bunu vuruyor falan. Savunduğun kişiler katil. Dolayısıyla bunun savunulacak bir tarafı yok. Kaldı ki yani şunu hepimiz biliyoruz. Bu ülkede komünizmle mücadele dernekleri kuruldu. Kim kurdu? CIA. Ne tehlikesi için? İşte komünizm tehlikesi için. Ne komünizm tehlikesi? İşte komünizm gelecek, dinsiz kalacağız falan. Mesela değil mi? Yani bir kanadı öyle. Yani Avrupa kaldı da, Amerika kaldı da biz şey mi olduk? Efendime söyleyeyim, her tarafımız din mi oldu? Yani cümle yanlış oldu ama bir ifade geldi ağzıma kullanmamak için bunu söyledim. Yani ne oldu yani? Sonra o komünizmle mücadele derneklerini, CIA'nin kurduğu komünizmle mücadele derneklerine geldi bu kez Almanlar çöreklendi. Evet. Tamam?
Kimler çıkmadı ki derneklerden? Tabii. Sonra BND geldi, şöreklendi. O komünizm mücadele derneklerine. Fethullah Gülen de oradan çıktı. Bir tanesi o mesela. Abdullah Öcalan da oradan çıktı. Abdullah Öcalan da oradan çıktı mesela. Komünizm mücadele derneğinden komünist oldu çıktı falan. Şimdi dolayısıyla merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir sözü vardı. Tarlamızı sürmüşler diye. Evet. Ne tarlamızı? Her tarafımızı sürmüşler. Hiçbir tarafımızda işte bu, yani şunu söyleyeyim. Bunlara gönül verenler, bunların peşinden koşanlar, bunların bir yerlerle bağlantılı olduklarını bildiklerinden koşmadılar. Ama oyunu kuran böyle kurdu. Yani gidip Komünizmle Mücadele Derneği'nde şey yapan, görev alan adamın bu üst fotoğrafı bilme şansı var mı? Yok. Şimdi bugün var. Artık her şey şeffaflaştı. Bugün diyoruz ki bak, adamların seçilmiş başkanları bile söylüyor. DAEŞ'i, işte Obama kurdu, şu kurdu, Hillary kurdu. Bırak. Hepimiz görüyoruz ki yani DAEŞ bir Amerikan projesi. DAEŞ'te yapmak istedikleri, bir İngiliz anahtarı gibi. Yani ne yapmak istediklerini biliyorsun falan. Bunu bugün söylüyorsun. Bağırıyorsun, çağırıyorsun falan. Adamlar Türkiye'yi DAEŞ'le irtibatlandırmak için MİT tırları şu bu vesaire, yok petrol alışverişi yapıyor, yok silah gönderiyor falan dediler. Bizdeki sazanlar atladı buna. CIA özür dilemek zorunda kaldı. Hala aynı türküyü çalıyor. Evet. Hala aynı türküyü çalıyor. Ya CIA özür diledi. Yok zaten şimdi onun için şöyle bir mantık gidiyor. Efendim DAEŞ derken sadece DAEŞ değil, El-Kaide da var. Gerçi sadece El-Kaide değil, El-Nusra da var. El-Nusra zaten Fethiye El-Şam aynı şeydir. Fethiye El-Şam derken zaten İhvan-ı Müslim de terörist. İslam-ı Müslim terörist ise de terörist. ÖSÖ'ye yardım ediyorsunuz ya. Zaten eninde sonunda neyse ne diyor ya, siz de Müslüman değil misiniz kardeşim? Aynen. Demek ki siz de eşitsiniz. Aynı diyor yani. Bravo. Budur aynen, yani adamın söylediği aynen. Aslında aynen. Tamamen bu. Neyse ne, siz de Müslüman değil misiniz kardeşim? Evet. Olay bundan ibaret. Zaten onlar diyor. Evet. Kurban, her Kurban Bayramı'nda bunu söylüyorlar. Söylüyorlar zaten. Şimdi son bölümde kısaca bir değerlendirelim diye gireceğim buraya. Şimdi Batı'da aydınlanma aslında kiliseye karşı yapıldı değil mi? İşte evet. 1789 Fransız İngilizler. Evet. Hristiyanlığa yani Türk evet. İslam düşüncesiyle bir alakası yok. Bunu modellediler. Biz de aydınlanmayı da İslam düşmanlığı üzerinden yapmaya kalktılar. Şimdi 1789'da gelindiğinde mesela bir ölçü alabiliriz 1789 değil mi? Kesinlikle. 1789'da gelin işte Engizisyonlar bilinen neler, şunlar bunlar vesaire işte cennetten arsa satmalar ne deniyordu ona? Endülijans. Endülijans. Tüm bunların olduğu bir dönemde kiliseye karşı bir aydınlanma ama Allah aşkına yani sen merdiven altındaki bir tane uyduruk şeyhi bahane edip İslam'a savaş açıp bir aydınlanma tezgahlayamazsın yani. Buraya birkaç cümle alayım sizlerden. Ya burada şunu söyleyelim. Onların Türk aydınının aydınlanma dediği şey aslında Batı'da dediğiniz gibi Vatikan'a karşı verilen bir mücadeledir. Vatikan çünkü toplumda birçok sektörü ele geçirmişti. Özellikle de eğitim ve sağlık. Bütün eğitim ve sağlık kurumları kilisenin elindeydi. Eğitim ve sağlık dışında eğitim ve sağlık konusunda kilise dışında hiç kimse bir iş yapamazdı. Şimdi Türkiye'de ne görüyoruz? Aydınlanmacı, liberal aydınları eğitim ve sağlık konusunda tekel oluşturmak peşinde koşan FETÖ'nün şeyi oldular. Yani aslında bunlar aydınlanmacı izliyorlar ama aydınlanmanın tam tersi çizgide olan FETÖ'nün de yanındalar yani. Çünkü FETÖ aslında tıpkı Ortaçağ Kilisesi gibi, Vatikan gibi bir kurumu, bir Batı kurumunu Türkiye'de getirip İslam devletinde bir paralel Vatikan kurmak peşinde olan bir örgüttü. Aydınlar bunu da desteklediler. Dolayısıyla bunların ben aydınlanmayla çağdaş... Şu an bizim yaptığımız aydınlanma girişimi. Biz aydınlanmacıyız bir bakıma. Çünkü tabii. Biz toplumu FETÖ'ye karşı, karanlık düşüncelere karşı, bu karanlık insanlara karşı, karanlıkçılara karşı aydınlatmış oluyoruz. Şimdi bu aydınlanma düşüncesi belki kiliseye yapıldığı için belki haklı bulunabilir. Ben aydınlanma operasyonlarının başka boyutlarını da düşünüyorum ama bu boyuttan bakacak olursak. Şimdi kilisenin yasakladığı bir sürü özgür düşünce vardı. Dünyanın yuvarlaklığından tutun da
işte az önce söylediğiniz gibi endülijans satma işine kadar sizin söylediklerinize ilave olarak angarya faaliyetlerine, kilisenin uçsuz bucaksız arazilerinde bedava çalışmaya karşı, işte efendim halkın tiranlara karşı, derebeylerine karşı köle olarak çalıştırılmasına kadar, halkın haklarını aramaya kalkıştığında cenneti kaybedeceksiniz, cehenneme gireceksiniz ya şeklinde. Giordano Bruno, Bruno yani bir evet. filozoftur. Onun savunduğu şey şuydu, işte sonsuz evren vesaire falan gibi düşünceler. Ya bu sonsuz evren savundu diye adamı işte diri diri yaktılar. Yaktılar yani. Ki onun bir sözüdür. Der ki, bu FETÖ'ye çok uyar bu. Tanrı kendi iradesini hakim kılmak için iyi insanları kullanır. Onun ifadesi Tanrı ile başı. Tanrı kendi iradesini hakim kılmak için iyi insanları kullanır. Kötü insanlarsa kendi iradelerini hakim kılmak için Tanrı'yı kullanır. Doğru söylemiş. FETÖ'nün yaptığı şey. FETÖ'nün yaptığı şey. İstismar eder. İşte o. Tabii o. Evet. Yani istismar eder. Şimdi, Tanrı dediği için sıkıntı görmedim yani. Şimdi bu tür örnekler, Galile örneği efendim, bu tür örnekler İslam dünyasında yoktu. Onların dünyasında vardı. Meleklerin cinsiyeti, işte efendim şeylerin, ahiretin çok fazla kilise papazlarının istismar amaçlı olarak kullanılması. Her şeyden önemlisi haşa peygamberi haşa Allah gibi görmek. Evet. Yani bu bakımdan %100 değişik bir uygarlıkla karşı karşıyayız. Ya. Bize hiç uymuyor yani. İslam... Bize böyle bir şey diyeli belki müdür de yaparlardı yani tabii. İslam şimdi, adına. Tabii. Aydınlanma denilen ismine bu konulan bu felsefe İslam dünyasında çoktan vardı zaten. Şimdi bakın kilisenin doğrularının dışında bir şey söyleyemezdiniz. Kilisenin ortaya koyduğu dünyevi doğrularla ilgili de bir şey söyleyemezdiniz. Galile ve dünyanın yuvarlaklığı ve sizin verdiğiniz örnek mesela. Bakın öteye gelelim. İslam dünyası bu muhatabiyette haklı mıdır değil midir? Asla İslam dünyasını suçlamakla haklı değillerdir. Neden? İslam dünyasının dünyevi konularla, bırakın uhrevi konuları, dünyevi konularla söylemiş olduğu şeylerin söylerle ilgili her şeyi söyleyebilirdiniz. Uhrevi şeylerle ilgili de söyleyebilirdiniz. Bir kez değil söylemek, bir sefer söyledi birisi değil. İslam dünyasında cennet, cehennem hepsi tartışılırdı. Ahiret, öbür dünya, Allah'ın varlığı. Bakın bunu bir kez iki kez değil, bunun üzerine ilimler kurulmuştu. Akaid ilmi, kelam ilmi. Allah-u Teala kendisini tartıştırıyordu. İslam dünyasında Cumhurbaşkanı diyor ya, hayat tarzıma dokunuldu. Ne yapıldı da dokunulduğunu söylüyorsun. Ben de diyorum ki bunlara, siz ne yapıldı da İslam dünyasında özgür düşünceye karşı çıkıldı diye ama doğru kaynaklardan örnek gösterin. Neymiş efendim? Burada meleklerin hareketleri gözleniyor diye Takiyüddin Efendi'nin yapmış olduğu rasathane yıktırıldı. Affedersiniz be gerizekalı. Takiyüddin Efendi'nin rasathanesi o yüzden yıkılmadı. Sokullu diye bir hamisini kaybetti. Sokulu'dan sonra yıkıldı o. Hayır, öyle siyasi olabilir. Kaynakla da yıkıldı. Öyle, Ali Kalkancı çıkmadı mı bu ülkede? Ha, tabii ne yapacağız yani? Tabii ki Müslüm böyle... Gündüzler, Ali Kalkancılar, şunlar bunlar çıkmadı mı? Ha, böyle istisnai örnekler tabii ki olabilir. İslam dünyasında özgür düşünce rahatlıkla tartışılırdı. Diyorum ya, kelam ilmi, akaid ilmi bu konular üzerineydi. İslam dünyasının tartışma konusunda hiçbir sıkıntısı yoktu. Yani dolayısıyla Hristiyanlığa yapılan muamele, hayır, bizim ülkemizde Müslümanlığa yapılan muameleyle... Kur'an'ın kendisini yok zaten. Allah kendi kendisini sorgulatıyor yani. Tabii akletmez misiniz? Şey diyor, yani. Kaldırın diyor yüzünüzü diyor. Ayet-i kerimede kaldırın gözünüzü diyor. Bakın diyor gökyüzüne diyor. Akletmez misiniz diyor, düşünmez misiniz? Bizim özgür düşünceyle, tartışmakla, müzakereyle hiçbir derdimiz yok. Akaid ilmine... Kelam ilmini az önce söylediğim gibi bunların tarihine baksınlar biz neleri tartışmışız. Bizim özgür düşünceyle ilgili hiçbir sorunumuz yok. Batı'nın sorunu var doğru. Mesela bir şey söyleyeyim. Şimdi geçenlerde bir satranç mevzusu çıktı. Evet. Bununla ilgili birkaç cümle edeyim. Kimseyi kırmak adına etmiyorum bunu söyleyeyim. Şimdi bu satranç meselesi normal şartlarda ne yaptık? Bu açıklamalara itibar eden kimse olmadı. Kimse olmadı. Şimdi ben ilahiyatçı değilim. Benim bu konuda az sonra söyleyeceğim beni bağlar. Evet.
bu parantezi de açmak zorunda hissediyorum kendimi ki linç edilmeyeyim diye. Şimdi bugün demin siz bir espri yaptınız. Çocuk 2-3 yıl sonra, aradan sonra neydi? Bir daha tekrarlar mısınız? Annesi babasını tan insanlarmış. Ha evet yani bunlar. O espri üzerine bir şey söyleyeceğim. Çocuk demiş ki şimdi çocuk 15-16 yaşında. Ya geçen gün bir problem oldu. İşte şey yapamadık, cep telefonlarımızı takip edemedik. Annem ve babam da tanıştı, iyi insanlarmış. İşte. Çünkü sürekli bunlar cep bunlarla telefonlarına bakıyorlar. Şimdi bu satrançla cep telefonunun ne alakası var? Bugün şu cep telefonlarımız, akıllı telefonlar, yolda, her yerde, geçen 80'ler dizisinden bir sahne gözüme denk geldi. İleriye gidiyorlar falan, bugünlere falan. Kafede herkes oturuyor, elinde akıllı telefon, bir şeyler yapıyorlar falan. Şimdi aile bağlarını, sohbeti, muhabbeti, eğlenmeyi, gülmeyi falan hepsini ortadan kaldırdı. Herkes bunlar üzerinden sanal görüşüyor. Misafirliğe gidiyorsunuz, evet. 10. dakikada herkes nasılsınız, iyi misinizden sonra eline bu cep telefonlarını alıyor ve başlıyor. İrtibat kesiliyor. Bağ kopuyor. Resim gönderiyor. Evet, Facebook'tan resim gönderiyor. Oradaki adama buradan bir şey gönderiyor falan filan. Aynen öyle. Şimdi bu, ben teknolojiye falan karşı değilim. Böyle bir bağnazlığım yok. Çok da işime yarıyor falan. Ama şöyle bir tehlike var. İşte herkesin konuştuğu burada vaktimiz dar. Bunların öyle bir tehlikesi var. Şimdi günümüzün sabah kalkıp hemen cep telefonu eline alıyoruz. Bir internet sitesi, haber sitesi ne olmuş bilmem ne falan. Oradan bir tweet atıyorsun falan. O arada canın sıkılıyor, yolda işe giderken bir oyun oynuyorsun falan. İş yerine geliyorsun, bakıyorsun, ne diyorsun, konuşuyorsun. Telefon. Elinden alsam telefonu birinin, tamam, sudan çıkmış balığa döner. O kadar hayati bir şey oldu. Bugün birisi çıksa dese ki, kardeşim bu telefonla konuşmanın dışında günde yarım saatten fazla konuşan günah işlemiş olur dese, bunu şu niyetle demişse, hani nasıl insanları kanun koyamazsın ki bunu. Ya kardeşim her şeyi öldürdünüz bitirdiniz, kitap okunmuyor, sanat yapılmıyor. Ben size yarın bazı karanlık mahfillerde ne deneceğini söyleyeyim. Söyleyeyim. Turgay Hoca cep telefonu günahtır, akıllı telefon günahtır dedi. Dedi tabii. Yok demedi, o şunu demek istedi. Dedi. Ya demedi, o dedi ki yani pek vakit harcamayın, doğru değil. Yok demiştir. Ya demedi dedi. Demedi. Ya neyse ne, siz Müslüman değil misiniz? Demişsinizdir. Demişsinizdir. Onu diyecekler. Şimdi bu ne, kitap okumamıza engel oluyor. Efendime söyleyeyim. Yabancı dil öğrenmemize engel oluyor. Her şey engel oluyor. Tamam. Her şey engel. Bunun üzerine denmiş bir şeydir. Bunun üzerine lokal, tarihsel falan bir şeydir. Bundan 300 yıl sonra yahu böyle bir şey denmiş falan dense 300 yıl sonra güler. Şimdi bilmiyorum, mevzuyu bilmiyorum. Eğer bu satrançla ilgili mevzu bundan şu kadar yıl önce lokal bir yerde birisi, yani tarlayı bırakmış, bağı bırakmış, bahçeyi bırakmış, herkes toplanmış bir kahvede, bir meydanda, bir yerde falan satranç oynuyor. Satranç uzun sürer. Oturursun başına 7 saat, 10 saat sürer. Olmadı 2 gün, 3 gün, 5 gün süren satranç var. Etrafında toplanır bahçe insanlar. Bahçesaray'da oynuyorlar çok. Mesela. Kardan yollar kapanıyor. Kapandığı zaman falan. Şimdi hani böyle bir şey için söylenmiş olabilir. Asıl olan, yani yine bu benim kanaatim, bu alet edevatı, aracı, işte satrancı kumar için oynuyorsan, o zaman din bunun üzerinden bir şey söylüyorsa. Satrançla kumar oynanır mı yani? Ya böyle bir şey düşünülebilir mi? Ne alakası var? Kazanana araba. Karşılıklı. Oyalışmadır, kumar değil yani. Çünkü evet, o kumar abi. Orada eğer, el zar yani. Eğer satrançta böyle bir derseniz, şans faktörü yok ki. Tamamen akıl faktörü var. Orada kumardan hiç uzaktan yakından satrancın bir, yani çünkü satrançta şans diye bir şey kesinlikle, yani tesadüf diye bir şey mevcut değil yani. Yani el zar deniliyor. Neyse, ya. Yok o da, yani o. Yok, zar yok orada. Neyse, o başka bir tartışma konusu. Yani böyle bir şeydir. Dolayısıyla bunları getirip önümüze koymalarını, birileri yazıyor falan, siz diyor ki satranç oynamaya da karşısınız siz falan diyor. Öyle bir şey değil bu. Zannediyorum bunu söyleyen Hoca Efendi de daha önce öyle dememişti. Sonradan öyle dedi. Sonra yani ben yazanı okudum falan dedi. O da bizim gibi düşünüyordur. Süremizin sonuna... Öyle zannediyoruz. Öyle zannediyoruz. Süremizin sonuna geldik. Efendim, hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.